10 Şubat 2021 tarihinde yine bir çarşamba akşamı 19-20-30 saatleri arasında evlerinize, ofislerinize, bizi nereden izliyorsanız, bir kısmınızın da arabalarına, çünkü bir grup arkadaşımdan da öyle bildirim aldık. İnanmayacaksın, eve giderken de izlemek, dinlemek çok büyük keyif oldu dediği bir ortamda sizlere misafir oluyoruz, sizlerin konuğu oluyoruz. Yine güzel bir İSAKA İstanbul Chapter etkinliğindeyiz. Bugünkü konuğumuz Savunma Sanayi Bakanlığı'ndan, Ankara'dan. Ben de bir Ankaralı olarak onu ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili Çetin Karahan hocamız bizlerle beraber olacak. Savunma Sanayi Bakanlığı deyince aklıma hep o güzel, muhteşem söz gelir. Yurtta sulh, dünyada sulh. Yani yurtta barış, dünyada barış. Bunun koşulda gerçekten çok ciddi, güçlü, atik ve zinde bir toplum olmaktan kaynaklanıyor. Zaten atalarımıza bakarsak geçmişimizden gelen, genlerimizde bulunan çok harika bir özellik bu. Şimdi bununla beraber blok zincir teknolojisi ve denetimin geleceği etkilerini konuşacağız bugün aslında. Şimdi konu çok hassas. Biz bu konuyu duyurduğumuz an itibariyle bir sürü kişi nasıl incelenecek, ne olacak demeye başladı. Ben de dedim hiç düşünmeyin, harika bir profesyonelimiz var. Ben de merakla bekliyorum. Lafı fazla uzatmadan konuyu Çetin hocama bırakmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Kusura bakmayın. Necdet Hoca'nın da muhtemelen ekleyecekleri vardır ama buyurun. Evet, Çetin Hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar Hoş bulduk. arkadaşlar. Sevgili başkanım çok güzel bir giriş yaptı. Hepiniz hoş geldiniz diyorum bu akşam. Çok değerli bir konuğumuz var bu akşam. Çetin Karahan, Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan. Aynı zamanda benim de meslektaşım, endüstri mühendisi, çok gurur duyduğumuz çok değerli bir teknokrat diyorum ben kendisine. Çok ilginç bir iş geçmişi de var. Meteorolojide başlıyor iş hayatına. Daha sonra sivil havacılık ve en sonunda Savunma Sanayi Başkanlığı'nda ve denetim teftiş bölümünde ve SİSA sertifikalı bir meslektaşım. Ben özellikle kamu sektöründe bu yükselen trendi İSAKA'nın sertifikalarına ve İSAKA dünyasına olan ilginin giderek güçlenerek artmasından çok mutluyuz. Biz İSAKA ile yaklaşık 20 yıldır daha çok İstanbul ve finans dünyası haşır neşirken, biz son 5-10 yıldır kamu sektöründen de Ankara'dan da son derece değerli meslektaşlarımızı aramızda görmekten ve bu yolculukta ülkemizin de aynı şekilde dünya ile entegre olması ve yerli milli tüm hizmetlerimizi uluslararası standartta rekabet edebilir bir bakış açısıyla hayata geçirmek için hep birlikte omuz omuza çalışıyoruz ve gurur duyuyoruz bu anlamda. Ben fazla sözü bırakmıyorum. Bu akşam çok ilginç bir konumuz var. Blok zincir. Tüm gençler blok zincir dediğim zaman Bitcoin artacak mı abi diye hemen bana soruyorlar. İşin bir parasal ve finans tarafı var ama esas bu işin altında çok güzel bir teknolojik altyapı yatıyor. Öncelikle bunu anlamak gerekiyor. Ve ondan sonra tabii burada enteresan bize büyük bir fırsatlar dünyası sunacak yeni dönemde. Ve bu fırsatlar dünyasında mutlaka biz de yerimizi güçlü bir şekilde almalıyız. Şimdi Çetin Hocam bununla ilgili sunumda çok güzel değinecek bu konulara. Tabii ki buradaki fırsatlar dünyasında olmazsa olmaz fırsatlarla birlikte riskler de var hayatımızda. Ve risk olan yerde de mutlaka bu işin bir denetçisi, bir denetmeni, bir gözetmeni olacak. Burada da çok tabii ki ilginç fırsatlar var. Hem meslektaşlarıma hem de bu konuya ilgi duyan genç mezun arkadaşlarıma. Bu akşam burada blok zincir dünyası bize ne tür pencereler açıyor, ne tür fırsatlar yaratıyor ve tabii ki yarattığı riskler ve bu riskleri de bizim meslektaşlarımız, özellikle SİSA sertifikalı meslektaşlarımız bu riskleri nasıl yönetmesi gerektiğini hem yönetimlere hem de sektöre anlatmaya çalışacak. Ben çok güzel bu akşam bilgiler edineceğiz Çetin Üstadımızdan. Aynı zamanda Çetin Üstadımızın çok güzel bir akademik geçmişi de var ve blok zincir konusunda bir doktora çalışmasının son aşamasında. Yani hem profesyonel anlamda hem de akademik olarak çok güzel şapkaları var.
Bunlardan sonuna kadar bu akşam faydalanmaya çalışacağız. Hepimiz kendi bilgi dağarcığımızı güncellemeye ve doldurmaya çalışacağız. Sunum sırasında aklınıza gelen sorular olursa chatten yazabilirsiniz, el kaldırabilirsiniz. Akışı daha interaktif hale yürütmek istiyoruz. Bunlara da Çetin hocamız cevap verecektir diye düşünüyorum. Buyurun Çetin hocam, sahne sizin. İyi sunumlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum nazik takdimleriniz için. Bana bir giriş şeyi kalmadı aslında konuşması. İstaka İstanbul'a, Necdet Bey'e, Hayri Can Bey'e, Cem Bey'e çok teşekkür ediyorum ve zaman etkin kullanmak için bir an önce başlamak istiyorum. Sunumu ekrana verdim ama şu anda sıkıntı yok değil mi? Ekranda görüyorsunuz. Evet, görüyoruz. Tamam. Katılan tüm arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Bu saatte bizimle birlikte olduğunuz 70'ten fazla arkadaş var galiba. Siz de hatırlattınız ama ben bir daha hatırlatayım. Konu biraz kapsamlı, derinlenilmesi gereken alanlar var. Bazı yerleri hızlı geçeceğim. Aklınıza takılan ya da daha derinleşmemi istediğiniz konular olursa chat ekranından bildirirseniz ona göre biraz belki sunuma da bağlı kalmadan biraz dinamik olarak belirleyeceğiz aslında akışı. Duyuruda da bahsettiğimiz üzere tarihçesinden ve temel felsefesinden başlayıp denetimle ilişkisine kadar olan bir süreç izleyecek sunumumuz. Ama sunumun dediğim gibi ağırlıklarını ayarlamak adına 3 tane soru belirledik. Başlamadan evvel dilerseniz ben bunu ekrana vereyim. Bu soruların cevabına göre sunumun akışını ayarlayayım. Ekranda gözüküyor olması lazım şu anda. Ekrana geldi değil mi hocam? Geldi. Tamam. Oylama başladı zaten. Evet. Harika. Şu an 2-3... Evet, heyecanla bekliyoruz. Yani ikinci soru benim için kritikti. Biraz tahmin ettiğim gibi olacak herhalde sonuçlar. Tarihçi kısmı ben de biraz fazla ama orayı biraz hızlı geçeceğiz galiba. Daha çok teknik detaylar ve çalışma prensibi ile iş denetimi etkileri ağırlıklı gözüküyor. Tabii iş denetimi etkileri için teknik detaylara biraz hakim olmamız gerekiyor. O yüzden hepsine eşit ağırlıkta yer vermeye çalıştım. Teknik detaylar gerçekten teknik aslında. Biraz bir saate sığdırmak güç ama en azından konu başlıkları olarak vermeye çalışacağım. Şu an 48 kişi tamamlamış. Bir 10 saniye daha bekleyelim isterseniz. 49. Ya blok zincir konusundaki genel bilgi düzeyi gördüğüm kadarıyla az ve iyi ağırlıklı. Hiç diyen 7 arkadaş var. Çok iyi diyen bir arkadaş var. En fazla merak edilen konu da teknik detaylar. Ve blok zincir abartılıyor mu yoksa bir devrim mi diye soru sormuştuk. Bu yıllardır süren bir tartışma aslında. Son yıllarda blok zincirin bir devrim olduğu yönünde ağırlık kazandı. İlk çıktığı zamanlar abartı diyorlardı ama zamanla kendisini kanıtladı. Ben anketi sonlandırıyorum. Yanıt vermeyen birkaç arkadaş var ama çok önemli değil. Tarihçe kısmını o yüzden biraz hızlı geçeceğim aldığım sonuçlara göre. Blok zincirle ya da Bitcoin'le ben ilk tanışmamdan başlayayım dilerseniz. 2010-2011 senesiydi, ben Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde çalışırken bir iş arkadaşım Bitcoin'den bahsetmişti. Bilgisayara bir program kuruyoruz. İşte o arka planda kendi kendine çalışıyor. Oradan Bitcoin kazanıyoruz diye. O zaman gülüp geçmiştik. Biraz bize saadet zinciri gibi bir şey gelmişti. Ve çok da araştırmadık için aslı. Hatta o zaman bilgi işlemde çalışıyorduk. Sistem odamızda işte süper kompütür var, güçlü sunucular var. Şakasını yapmıştık. Hani buraya kursak Bitcoin yazılımını çok güzel kazanırız diye. Bu şakadan birkaç sene sonra şöyle bir haberle karşılaştım. Ben Avustralya Meteoroloji Servisi'nin IT biriminden iki kişi oradaki süper kompütürde Bitcoin yazılımı çalıştırarak madencilik yapmış. Onların sorguları ve
yasal işlemleriyle ilgili bir haberdi. Yine Avustralya'dan başka bir kamu kurumundan ismini açıklamamışlar. Aynı şekilde kamu kaynaklarıyla Bitcoin madenciliği yapan bir kamu görevlisinin soruşturmasına dair haberler gördük. Sunumun sonunda iş denetimle bağını anlatacağım ama bunu da bir risk olarak bence iş denetçilerin programını alması lazım. Eğer kurumunuzda bir büyük sistem odası, süper kompütürünüz varsa orada böyle bir madencilik faaliyeti yürütülüyor mu? Küçük bir ihtimal ama çünkü birazdan yine sunumda göstereceğim. Dünya üzerinde madencilik yapan yerleri canlı olarak harita üzerinde görebiliyorsunuz. Bunu da bir risk noktası olarak aklımızın köşesinde tutmamızda fayda var. Blok zinciri nedir? Necdet Bey'in de sunumdan önce kendi içimizde konuşurken bahsettiği gibi tarif etmesi biraz zor. Blok zincirin ne olduğunu anlatırken getirdiği yeniliklerden önce başlıyoruz anlatmaya. Mevcut sistemde biliyorsunuz biz değerli kağıtlar, para, kimlik ya da verdiğimiz oy, aldığımız herhangi bir gıda ürününün üzerindeki etiket bilgileri, bunların doğruluğunun tamamını merkezi bir otoriteye güvenerek teyit ediyoruz. Bunun için de ne gerekiyor? Bu kayıtların bir yerde tutulmuş olması gerekiyor. Eğer bu kayıtlar devlette tutuluyorsa bizim için çok büyük sorun teşkil etmiyor genelde ya da çok düşünmüyoruz. Ama bu kayıtlar özellikle işte sosyal medyanın ve teknoloji devlerinin bu kadar güçlü hale geldiği şu dönemde onların elinde olması artık insanların mahremiyetinin kalmamasına sebep oluyor. Artı finans işlemlerinde bu güven ilişkisi için bir bedel ödememiz gerekiyor. İşte EFT ücretleri olsun ya da bankacılık işlem ücretleri olsun. Bitcoin işte bunu ortadan kaldırıyor. Bu üçüncü bir tarafa güven duyma zorunluluğumuzu bilgisayar programıyla, kodlamayla ortadan kaldıran bir sistem. Blok zincir aslında Bitcoin demek değil. Bitcoin blok zincirin ilk uygulaması. Bunu çoğu yerde duymuşsunuzdur muhtemelen ama blok zinciri anlamak için Bitcoin'i anlamak gerekiyor aslında. Biraz sunumda o yüzden Bitcoin'in çalışma prensibi üzerinden teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bitcoin'in ayrıştığı noktaları da yine vurgulamaya çalışacağım. Bitcoin'in devrim olarak nitelendirildiği bir başka olay da işte WikiLeaks olayı. Belki bilenleriniz vardır. WikiLeaks 2006'da Julian Assange tarafından işte web sitesi kurulup bilgileri sızdırmaya başladıktan sonra bağışlarla hayatını sürdüren bir oluşum. 2010 senesinde Amerikan hükümetinin baskısıyla işte Visa, Mastercard, American Express, PayPal tamamı finansal bir ambargo uyguladı WikiLeaks'e. Bu ambargo sonucunda bağış toplayamamaya başladı ve Julian Assange Bitcoin ile bağış toplayacağını duyurdu 2010 senesinde. Bunun çok detayına inmeyeceğim ama arada Satoshi Nakamoto ile yazışmaları falan var. Ve 2011 senesinde Bitcoin ile bağış toplamaya başladı. Soldaki Twitter mesajında görüyorsunuz 2010 ile 2017 yılı arasında %50,000 bir kazanç sağladığı için kendisine ambargo koyan firmalara ve işte Amerika devletine teşekkür ediyor. İronik bir mesaj. Ve sağdaki ikinci mesajda da Twitter'ı eleştiriyor tweetiyle. Merkezi olmayan kriptografik bir Twitter alternatifine ihtiyacım var diye. Ve ona cevap da Steemit'ten geliyor. Steemit Twitter benzeri blockchain'de çalışan bir sosyal medya platformu. Blok zincir bizi nereye götürecek? İşte finansal alanda zaten büyük bir kripto pazarı var. Belki Merkez Bankası destekli paraların yerini kısa vadede almayacak ama çok güzel bir alternatif olacak. Sosyal medya ya da diğer teknoloji devlerini de tehdit eden bir teknoloji. Bitcoin'in üçüncü başardığı şey değer transferi. İnternetle bilgi transferine hepimiz aşinayız. Birisine e-mail gönderdiğimiz zaman mailin ekindeki dosyayı işte binlerce, yüzlerce, onlarca kişiye gönderebiliyoruz. Bu bir kopya aslında orijinali bizde. Ancak Bitcoin'e kadar değer transferini biz yapamıyorduk. Yani bankadan bankaya EFT'den bahsetmiyoruz. Buradaki değer transferi dediğimiz arada hiçbir aracı olmadan benim hesabımdaki 100 dolar ya da bir Bitcoin başka bir hesaba geçmesi olayı. Bunu nasıl başardı? Birazdan detayına bahsedeceğim. Ama
1980'lerden 2009 senesine kadar uğraşılan bir konuydu bu. Değer transferinin başarılması. Bunu ilk defa Bitcoin başardı. Bitcoin de aslında bunu başarırken 1980'lerden başlayan bu çalışmaların hepsini kullandı. Blockchain başlı başına bir keşif değil aslında. Birden fazla teknolojiyi bir araya getiren bir teknoloji. Sıfırdan hiçbir keşif yok aslında içinde. Kriptoloji var, oyun teorisi var, eşten eşe ağlar var, peer-to-peer ağlar. Bu tarihçe kısmını en az merak edilen konu olduğu için biraz hızlı geçeceğim dediğim gibi. Çok yoğun kriptoloji kullandığı için blok zincir 1976'daki Public Private Key Diffie-Hellman ve Hellman'ın bir makalesiyle kamuya açılan anahtar değişim protokolünü kullanıyor. Yine Merkel ağaçları, işte anonim bağlantılarla ilgili David Chaum'un bir makalesi var, onu kullanıyor. Ve 1991'de yayınlanmış Stuart ve Stornetta'nın bir makalesi var yine, zaman damgalı dijital dokümanlar diye. Aslında Bitcoin bunun birebir aynısı neredeyse. Zaten makalede de bu da, yayına oldukça fazla atıf var. Bunların tamamından bahsetmeyeceğim ama her birisi bir sunum konusu. Bu blok zincire giden yoldaki taşı döşeyen bu bilim adamları, akademisyenler, işte matematikçilerin hepsinin bir katkısı var Bitcoin'de. Zaten bunların da oluşturdukları bir, kendilerine cyberpunks diyorlar, şifre anarşistleri ya da şifre aktivistleri. 1980'lerde başlayıp 1992'de bunlar bir e-posta grubuyla bir yaklaşık 700 kişilik bir posta grubu oluşturuyorlar. Bitcoin'in temelleri de buradaki yazışmalarda atılıyor aslında. Temel felsefeleri devletlerin ve teknoloji devlerinin insanların mahremiyetini ihlal etmesi. Buna karşı da tek çarenin yazılım, kriptografi ve şifreleme olduğu, bilginin özgür olduğu, dışarıdan bu bilgiye müdahalenin kabul edilemeyeceği ve bilgisayarla iyi şeyler yapılabileceği. İçinde çok meşhur insanlar var. İşte meşhur Julian Assange, Hal Fine var, ilk Bitcoin transferinin yapıldığı kişi. BitTorrent'in kurucusu Bram Cohen var. Nick Szabo var. Bitcoin'den önce en çok yaklaşan aslında kripto paraya, çift harcama problemini çözememişti gibi çok sayıda insan var. 1997'de sayısı 2000'e geliyor bu posta grubunun. Bitcoin'in ilk duyurulması da işte bu posta grubuna gönderilen şu elektronik posta 2008 yılı Kasım ayında. Ya bu grubun içerisinde matematik, kriptoloji, siyaset, politika, ekonomi, her şey konuşuluyor ve topluluğun ortak görüşü işte bu otoriteyi kırmak. Güçlülere, zayıflara mahremiyet, güçlülere de şeffaflık diye bir mottoları var. Yani devletlerin ve teknoloji devlerinin şeffaf olması tek amaçları, zayıf dedikleri biz vatandaşların da mahremiyetinin korunması. Bitcoin'in arkasındaki temel felsefe bu. Bitcoin deyince herkes sanıyorum duymuştur Satoshi Nakamoto. Kim olduğu hala belli değil. Gizemli bir ya da bir kişi ya da bir grup olduğu söyleniyor. 2010'dan sonra dijital dünyada hiç gözükmedi. Bu WikiLeaks olayından sonra bir forumdaki mesaj gönderdikten sonra ortadan kayboldu. 2008 yılında işte bu e-postayı gönderdi. 2009 yılı Ocak ayında da, ocağın 3'üydü sanıyorum, ilk Bitcoin transferi gerçekleştirildi. Bu Bitcoin transferinde, yani makalesinde Bitcoin'in 5 tane amacını sıralamıştı Satoshi Nakamoto. Birincisi güvenilir bir aracı olmadan bir işlem gerçekleştirme. İşlem dediği burada varlık, değer transferi. İkinci amacı bozulamaz, yani silinemez kayıtlardan oluşan bir defter. İkinci amacı. Bitcoin'in zaten de blockchain'in en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Yazdığınız hiçbir veriyi silemiyorsunuz. Üçüncüsü işlem ücretlerinin azalması ya da sıfırlanması. Dördüncüsü çifte harcama probleminin engellenmesi. Çifte harcama dediğimiz, ya Bitcoin'e kadar başarılamadı diye biraz önce söylemiştim. Hesabımdaki işte $100 aynı anda iki kişiye birden gönderme.
bunu bankacılık sistemi engelliyor. Merkezi bir veri tabanı olduğu için sizin hesabınızı kontrol edip aynı anda kişiye göndermenizi engelliyor ama dijital değer transferinde bu bir türlü başarılamamıştı. Bitcoin'in algoritması bunu başarıyor. Ve kullanıcıların anonimliğinin sağlanması. Bitcoin transferi yaparken sizin bir public anahtarınız var. 256 bitlik. Sizin kimliğiniz o. Gerçek dünyadaki kimliğinizle herhangi bir ilişkilendirme istemiyor. İşte 2009 yılında başlayan bu süreç günümüzde yani Bitcoin'in pazar payını ben çıkarmıştım ilk sunumu hazırlarken özellikle değiştirmedim. Geçen haftaydı galiba 754 milyar dolardı. Bugün biraz yükselişe geçti. İşte 880 milyar dolar oldu. Dün gece almışım bu şeyi. Ve toplam kripto para hacmi de 1.4 trilyon dolara ulaştı. Onun da istatistiklerini vereceğim. Bu neden önemli? Sadece iş denetim açısından değil, bütün sektörler açısından önemli. Özellikle finans açısından bu kadar büyük yüklü bir pazar hacmi olan çok büyük bir piyasa. Bir sonraki şeye geçmeden sonuçları paylaşayım. Sonuç ekranı geldi değil mi hocam? İlk üç soruya verdiğimiz yanıtlar. Geldi hocam, evet. Tamam. Hayır hocam. Sonraki soruya bir üstten tıklayıp şeyi havuzu değiştirmeniz gerekecek hocam. Tamam. Stop dedim. Ha tamam, gördüm. Tamam. Tamam, bu çok kısa. Daha önce hiç kripto para yatırımı alım satım yaptınız mı diye bir sorumuz var. Ya geçen sene ya da önceki sene sorsak oran çok düşük olacaktı muhtemelen ama son bir yıl içerisinde muhtemelen çevremizde de çok fazladır. Oran çok arttı. Zaten pazar payımdan da gözüküyor bu. Bizdeki oranlar %40'a %60 yani yarıya yakını arkadaşların kripto para alım satımı yapmış. Biraz aşinasınız bu konulara. Bir sonraki istatistiğimiz biraz bununla ilgili. O yüzden bu soruyu yönelttim. 49 yanıt var. Biraz daha bekleyelim. Ben son bir haftada hocam en az 3-5 kişiden telefon almıştım yani. Dogecoin gidiyor, ne yapalım? Evet. Nedir bunun mantığı? Yapalım mı, yatıralım mı? Tabii onlar daha çok yatırım tarafında sorular. Ya inanılmaz yani, hiç tahmin etmeyeceğiniz insanlardan geliyor bu sorular. Hiç hayatında duymamış ama gidiyorlar bu işe. Yani bu konuya bir gençler ilgi duyuyor. Bir de hakikaten belli bir yaşın üzerinde yani sermaye sahibi ya da parası olan insanlar da ya burada bir fırsat var mı diye sorularla muhatap oluyor. Evet. Ya ben çok kripto para şey konusuna girmek istemiyorum aslında sunumlarda ama ister istemez bir şekilde bizi yönlendiriyor konu oraya. Paranın tabii bir sıcak yüzü var herkesin. Evet, çok ilgi çekiyor. Şimdi bu sunumda kripto paralar nereden nereye geldi onunla ilgili bir sunum. Ben bu sunumu 2 senedir kullanıyorum. Özellikle üstüne ekleyerek gidiyorum. Aradaki şeyi farkı görelim diye. En üstte toplam pazar payı Mayıs 2013'te 1.3 milyar dolarmış. Ben sunumu hazırlamaya başladığımda 1.28 trilyon dolardı. Dün baktığımda da bu 1.4, yaklaşık 1.4 trilyon dolardı. En son Haziran 2020'de bununla ilgili bir sunum yapmıştım. 268 milyar dolar. Yani yaklaşık 6-7 ayda 1 trilyon dolarlık bir işlem hacminde artış var. Kripto paralar, bazen hani soruyorlar kripto paralarla ilgili sorular. Dün ya da önceki gün baktım CoinMarketCap'te listelenen kripto para adedine 8500'e yakın kripto para var. Bunlara yatırım yapmak için çok iyi analiz etmeniz, incelemeniz lazım. Mümkün değil hepsini incelemeniz. 2013 yılında değeri 1 milyon doların üzerinde olan 8 tane kripto para varmış. Bu rakam şu anda 1370, yani 1370 tane kripto paranın değeri 1 milyon dolar ve üzerinde.
Bitcoin'in hakimiyeti küçük miktarlarda değişmekle birlikte genelde %60'ın üzerinde. En son Haziran'da %64'tü. Bu hafta baktığımda Bitcoin hakimiyeti %62 idi. Pazar payının %62'sini Bitcoin oluşturuyor. Çok kısa bahsettiğim gibi şimdi biraz teknik kısma geçeceğiz. Bitcoin'in kullandığı temelde 3 tane alan var. Birincisi kriptografi, diğeri peer-to-peer eşleniş ağlar, üçüncüsü de oyun teorisi. Kriptografiden biraz detaylı bahsedeceğim. Diğerlerini çok alt detaya inmeyeceğim ama vakit olur, soru da olursa bahsederim. Kriptografiyi zaten her yerde kullanıyor. Bitcoin transferinde, adreslemede, dijital imzada, paketin içerisindeki verilerin doğrulanmasında çok yoğun bir kriptografi kullanımı var. Peer-to-peer ağlar, yine birazdan bahsedeceğim. Bir blok zincir ağında merkezi bir otorite yok demiştik. Merkezi otoritenin onay mekanizması görevini ya da doğrulama görevini ağa dahil olan bilgisayarlar, yazılım yapıyor. Bu doğrulama işi için de eşleniş ağların teknolojisi kullanılıyor. Bu biraz şeye benziyor aslında. Bizim belki aşina olanlar vardır. Eskiden IRC sohbet odaları vardı. Sistem biraz ona benziyor. Sohbet odasına girdiğinizde herkes sizi görüyor. Bütün düğümler o ağa dahil olan bilgisayarı görüyor. Çıktığınızda herkes görmüyor. Bir süre sonra bağlantınız kesiliyor. Bitcoin'in ağında yaklaşık 10 bin tane bilgisayar var. Ağa dahil olan. Bu 10 bin tane bilgisayar işlemleri yürütüyor. Ama bu 10 bin bilgisayarın hepsi birbiriyle haberleşiyor anlamında değil. Bu sanıyorum her bilgisayar 8 tane yakınındaki bilgisayarla haberleşiyor. Ghostlink protokol diyorlar buna. Her bilgisayar 8 tane farklı bilgisayarla haberleşerek bütün ağ birbirinden haberdar oluyor. Verilerin güncellenmesi, doğrulanması çok hızlı bir şekilde bu şekilde hallediliyor. Bu ağdaki her düğüm hem bir sunucu hem de bir istemci görevi görüyor. Bu ne demek? Blok zincirin tuttuğu kayıtlar hiç silinemiyor demiştik. 2009'dan bu yana işte Bitcoin'in kayıt defteri olduğu gibi. Bu düğümler bu dataların tamamını kendisinde tutuyor. Aynı zamanda istemci olarak görev yapıyor. İşlem talebinde bulunuyor. Zaman damgası bir diğer önemli konu. Bütün işlemler bir zaman damgasıyla işaretleniyor. Bu sayede bütün işlemler bir sıra numarasına koyuluyor. Kriptografiden bahsettik. Anonimlikte yine kriptografi kullanılarak kullanıcılara bir anonimlik veriyor. Şimdi anonimlik ve şeffaflık aynı cümlede geçince biraz çelişki gibi gelebilir. Anonimlik aslında sizin kimliğinizi saklıyor ama yaptığınız işlemleri saklamıyor. Bitcoin'in işte sayfasına girerseniz 2009 kayıtları yok galiba ama şeyde web sitesinde 2010'dan sonraki bütün işlemleri görebilirsiniz. Hangi adresten nereye ne kadar transfer yapılmış. Birkaç tane temel tanımı verdikten sonra bir tane örnek blok oluşturmayla biraz daha netleşecek diye tahmin ediyorum. Blok zincir dediğimiz yani blokların birbiri ardına zincirlenmesi diye temel tanımı veriyoruz. Blok nedir diye sorarsak işte blok aslında işlemlerin paketlendiği bir yapı, bir data yapısı. Bunun içerisinde neler var? Ağırlıklı olarak işlemler. İşlemler Bitcoin örneğinde X kişisinden Y kişisine gönderilen Bitcoin. Ama siz bir kimlik uygulaması yaptıysanız ya da bir tedarik zinciriyle ilgili uygulama yaptıysanız buradaki işlemler olacak ya da bir gıda takip uygulaması yaptıysanız işte o gıda ürünü kaç derece sıcaklıkta taşındı, hangi tedarikçiden hangi tedarikçiye gitti, son kullanıcıya hangi tarihte ulaştı gibi datalar olabilir. Bu dataların yanında bir de metadata bilgisi oluyor bloğun içerisinde. Block number dediği ilk bloğa genesis blok diyoruz, sıfırıncı blok. Sonra 1, 2, 3 o şekilde sürekli artarak gidiyor. Bitcoin'deki blok adedi sanıyorum 680 bin küsur şu anda. Ve her 10 dakikada bir blok üzerine koyarak gidiyor. Bu yine bu örneği ben Bitcoin üzerinden veriyorum. Yani Bitcoin'in blok yapısı bu. Ethereum'da ya da farklı bir platformda içeriğinde ufak tefek değişiklikler olabilir ama temel mantık bu olması gerekiyor. Her bloğun burada kritik olan şu blok bir önceki bloğun hash değeri.
Bunun ne demek olduğundan bahsedeceğim ama bir önceki bloğun parmak izi diye düşünebilirsiniz bunu. Önceki bloğun parmak izini buraya koyarak birbirine zincirliyor bu blokları, blockchain. Merkel ağacı ve nonce değeri, bunları da birazdan anlatacağım ama paketimizin yapısı bu şekilde. Hocam, Çetin Hocam, soğuk cüzdan, sıcak cüzdan diye bir soru var. Sadece siz yeri geldiğiniz zaman buna değinirsiniz, sevinirim. Tamam, o sunumlarda var zaten. Açıklaması yok ama terim olarak geçiyor. Geldiğinde ben detaylı açıklarım. Blok zincir ağına baktığımızda, ya bu Bitcoin'in şu anda aktif olan düğümleri gösteren bir harita. Ya bunu da aslında koymamıştım sunum ama bugün ekledim. Kaç tane düğüm olduğunu görelim diye. 9507 tane düğüm var şu anda. 9507 düğüm ne demek? Ya bir klasik veri tabanımız olduğunu düşünelim. Biz bir veri tabanımız işte Ankara'da, yedeğini kurduk İstanbul'da. İki tane sonucu da bütün dataları tutuyoruz diye düşünün. İşte Bitcoin'de bizim iki değil de 9507 tane sonucumuz. 9507 tane yedeğimiz var. Ve aynalamayla aynı anda bütün datayı güncel olarak tutuyor diye düşünebilirsiniz. Tabi bu sayı sürekli 9507 değil. Bir makine kapanıyor, gece ve gündüz saatlerinde bu rakamlar değişiyor ama 3 aşağı 5 yukarı 10.000 civarında düğüm var. Tabi bunların her biri aynı zamanda bir fabrika işletme gibi düşünebilirsiniz. Bu işlemi yaparken para kazanıyorlar. En fazla şu anda işte Amerika'da gözüküyor. 96 tane ülkeden 9500 tane sunucu. Dediğim gibi yani biz sizin iş süreklilik ya da felaket kurtarma prosedürünü dikkate alırsanız ya da düşünürseniz kurumunuzu en fazla 2-3 yere yedeklersiniz. Bitcoin'de 96 tane ülkeye yaydığınız 9500 tane serverınız var diye düşünebilirsiniz. Türkiye'den de işte 10 tane madenci gözüküyor bu sitede. Ya üstüne tıkladığınızda bu herkese açık bir site. Şurada firma ismi, işte IP adresi, nereden olduğu gibi bilgilere istediğiniz zaman erişebilirsiniz. Peki siz madenci olmak isterseniz ne yapıyorsunuz? İşte yine bu sitenin içerisinde bir tane şey var, alan var. Ona bastığınızda size gelip diyor ki download Bitcoin Core, Bitcoin Core yazılımını kendi bilgisayarınıza indirip istediğiniz zaman madencilik yapabilirsiniz. Tabii çok feasible değil. O detayı buraya koymadım yine. Çok enerji sarfiyatı çok yüksek. Fayda maliyet analizi yaptığınızda kazanmanız çok şey mümkün değil. Yine şuradaki ifade, ben mouse'la gösteremiyorum ama şuradan 350 GB dedi. Ya 2009'dan bu yana Bitcoin bloklarının toplam data boyutu bu. 350 GB. Siz madenci olmak istediğinizde birinci yapmanız gereken Bitcoin Core yazılımını kurmak. İkincisi de bu datayı bilgisayarınıza indirmek. 350 GB'lık datayı. Bitcoin'in sahibi kim? Sahibi hem hiç kimse hem de herkes diyebiliriz Bitcoin'in sahibi. Şunu sileyim bir saniye. Bu da çok güncel değil. 2018 yılından bir görüntü. Çünkü şey sayfayı kapattılar. O yüzden ben eski haline ulaştım. Bu bize yazılımı kimlerin geliştirdiği, kimlerin ne kadar değişiklik yaptığını gösteriyor. Yani Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun payı %0.97 idi. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada gözükenler dışında 384 tane daha yazılıma katkı veren şey var. Ya open source bir yazılım. İsteyen bu Bitcoin yazılımını alıp kendi kripto parasını geliştirebilir. Açık kaynak kodlu. Evet, burada Satoshi Nakamoto'nun payı gözüküyor. %0.97 sadece. Burada grafik olarak. Yani bunu neden koydum? Pek kalmadı ama eskiden şey diyorlar, yani Bitcoin'in arkasında işte Amerikan devleti var ya da işte şey CIA var. Arkasında finansal güçler var falan gibi şeyler, komplo teorileri çok söyleniyordu.
Ya buraya baktığınızda aslında şey GitHub'da da görüyorsunuz kim ne kadar kod yazmış, ne kadar değişiklik yapmış. Birazdan yönetim yapısından da bahsedeceğim. Bunun tek bir yerden yönetilmesinin mümkün olmadığını. Hash konusu blokları birbirine bağlarken kullandığı bir fonksiyon hash aslında. Hash dediğimiz şey girdi boyutu ne olursa olsun sabit uzunlukta bir çıktı üreten bir matematiksel işlem. 256 bitlik bir çıktı üretiyor. Bitcoin'in kullandığı şey SHA-256. Bu ne demek? Bizim girdiğimiz yani ISAC'a metnini girdi olarak fonksiyona soktuğumuzda hash değerimiz bu sağda gördüğümüz hexadesimal 64 karakterlik bir çıktı veriyor. Bu bizim yani ISAC'ın parmak izi bu. Herhangi bir başka girdiği fonksiyona soktuğumuzda şunu elde etme şansımız çok düşük. Ya, imkansız demiyorum hemen hemen imkansız ama çok düşük. İkinci özelliği ben buradaki ISAC'a çok küçük bir değişiklik yapsam bile yani I harfini I'ye çevirdim. Hash değeri komple değişti. Buna çığ etkisi deniyor. Hash'in ikinci özelliği bu. Yine tamamını küçük harf yaptığımda yine tamamı değişti. İşte sonuna bir nokta ekledim sadece tamamı değişti. Blok zincir hash'i nerede kullanıyor? Blokları birbirine bağlarken işte madencilik sürecinde ve işlemlerin doğrulanmasında kullanıyor. Bunu da yine birazdan örneğini birazdan net vereceğim. Hash'in temel 5 tane özelliği var. Sabit uzunlukta çıktı vermesi. Tek yönlü bir fonksiyon bu. Girdiden hash'e ulaşabiliyoruz ama hash'ten girdiye matematiksel olarak ulaşamayız. Ulaşma yöntemi var hash table falan ama ondan da çok bahsetmeyeceğim şimdi. Çığ etkisinden bahsettim. En küçük bir değişiklik muazzam bir farklılık yaratıyor. Hani örneğimizde ISAC'a metnini kullandık biz ama buraya binlerce sayfalık bir data da koysanız çıktısı değişmeyecek. Yine 64 hexadesimal karakterlik bir hash değer olacak. Yani datanın boyutundan çıktı bağımsız. Çıktının boyutu her zaman aynı. Yani dijital bir parmak izi. Bunu bulması çok zor ve doğrulaması çok kolay. Aslında hash'i sadece kripto paralarda kullanmıyoruz. Farkındaydı internet kullandığımız sürece mail gönderirken dosya transferlerinde kimlik doğrulamada arka planda hep çalışıyor hash fonksiyonları. Bu da örnek bir blok zincir oluşması örneği. Şimdi hash'i biraz daha net göstermek için bunu koydum. Bitcoin bunu nasıl kullanıyor işlemleri zorlaştırmakta ondan bahsedeceğim. Şimdi datamız ISAC'a bir Bitcoin blockchain'de kullandığı temel şeyler buna. Bir data satırı var. Previous hash dediği kendinden önceki bloğun parmak izi. Bunun hash değerini hesapladığında bu kırmızı renkli gördüğümüz karakterler meydana geliyor. Şimdi Bitcoin bunu diyor ki işlemi biraz zorlaştırayım. Madencilik dediğimiz şey bu. Pakete öyle bir rakam ekleyeyim ki ya da nonce değer diyoruz buna, number used once, bir kez kullanılan bir rakam. Öyle bir rakam ekleyip hash'ini alın ki ilk üç karakteri sıfır olsun. Ya aslında doğrudan böyle demiyor. Yani bir rakamdan küçük olsun diye söylüyor ama biraz anlaşılır olsun diye ben egzajere ediyorum. Bizim örneğimizde ISAC'a datasını girdikten sonra kuralımız ilk üç hanesi sıfır olsun oldu. Ben bu düğmeye bastım. 822. denememde bu hash değerini buldum. Bu benim yaptığım madencilik işlemi. 822 kere deneme yapmış oldum. Hash fonksiyonu nasıl çalışıyor? Datayı önceki bloğun hash değerini ve şu nonce değerini aldıktan sonra sonuca bakıyor. İlk üç hanesi sıfır mı gerçekten değil mi? Bunu bulduktan sonra A'daki işte o 9500 tane bilgisayara bu sonucu yayınlıyor. Onların her biri arkadaki yazılım bunun doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Bunun doğru olup olmadığını kontrolü de nasıl? ISAC'a şu sıfır ve şu rakamın alıp tekrardan hesaplamasına gerek yok. Çünkü bu bulunmuş bir değer. Bulduğu değerle bu hash'i karşılaştırıyor ve böylece verify ediyor, doğruluyor. Bu blok onaylandıktan sonra artık nihai hale geliyor. Bir sonraki blokta yukarıda gördüğümüz hash değerini ikinci bloğa girdi olarak sokuyoruz. İkinci datamızı giriyoruz ve yine aynı işlemi yapıyoruz. İlk üç hanesi hash olması için yine bastık. Bu sefer 2080. denemede bulmuşuz.
2080 deneme demek bilgisayar için çok küçük bir rakam ama Bitcoin'de bu soru çok daha zor. İlk 3 hane değil de ilk 20 hane, 30 hane, 40 hane olduğu bir zorluk derecesi var. Bitcoin'in matematiği şöyle. Bu hesaplama süresini ortalama 10 dakikada tutmaya çalışıyor. 2016 blokta bir, yani yaklaşık 2 haftada bir ortalama hesaplama süresini ölçüyor. Eğer ortalama hesaplama süresi 10 dakikanın altına inmişse soruyu zorlaştırıyor. Yani ilk 20 hanesi değil de bu sefer 25 haneye çıkartıyor. Eğer bu 2 haftalık süre içerisindeki ortalama hash hesaplama süresi 10 dakikanın üzerindeyse, 12, 13, 14 dakikalara çıktıysa bu sefer soruyu kolaylaştırıyor. O süreyi sürekli olarak 10 dakika civarında tutmaya çalışıyor. Bunun da sebebi hani Bitcoin'in bu intrinsik içsel değerini sağlamak için madencilerin bir emek sarf etmesi gerektiriyor sistem. Buradaki emekten de kastımız elektrik. Bu hesaplamayı yapan özel ASIC dediğimiz cihazlar var. Sürekli çalışıyor gece gündüz. Kapalı bir odada çok gürültülü. Soğutma sistemleri falan var. Çoğu ülkede bunun harcadığı elektrikle getirisi birbirini karşılamıyor. O yüzden maden havuzları falan oluşturuyorlar ama yine o detaylara da çok girmeyeceğim. Temelde Bitcoin böyle çalışıyor. Üçüncü bloğu da ekledik. Şimdi bloklar birbirine zincirleniyor demiştik. Kayıtlar değiştirilemiyor demiştik. Onunla ilgili bir örnek sağdaki de. İlk Genesis bloğumuzda küçük bir değişiklik yaptık. Yani büyük harfi İsaka'yı küçük harfi çevirdiğimizde gördüğünüz gibi hash değerimiz kırmızı oldu. Bunun kırmızı olması demek kendinden sonraki bütün blokların da kırmızıya dönmesi demek. Hepsini tek tek yeniden hesaplamamız gerekiyor. İşte bu seferki denememiz 19.824. deneme olmuş. Kendinden sonraki ya herhangi bir blokta değişiklik yaptıysak o bloktan sonraki bütün bloklarda madencilik işlemini tekrar etmemiz gerekiyor. Bu yeterli mi? Bu yeterli değil. Bu bir makinede yaptığımız iş. Ağa bağlı bütün makinalardaki kayıtlarda bu yeniden hesaplamayı yapmamız gerekiyor. İşte o yüzden blok zinciri Bitcoin'in verilerinin değiştirilmesi imkansız diyoruz. Aslında hani imkanı var. Kuantum bilgisayarlardan falan bahsediliyor ama şu anki teknolojiyle bu hemen hemen mümkün değil. Saati ben kontrol etmiyorum ama 8'e çeyrek kala olmuş. Biraz bir hızlanayım. Arada soru var mı? Onu da göremiyorum ama siz bana hatırlatın. Tek sorumuz soğuk cüzdan sıcak cüzdanlı. Onu zaten sunum içerisinde bahsedeceğiz demiştiniz. Tamam. Birazdan geleceğiz. Blok yüksekliği dediğimiz şey sıfırdan şu ana kadar olan blok sayısı aslında. Blok height diye geçiyor. Bitcoin'de dediğim gibi 680 bin küsur oldu bu. Sizin kuracağınız herhangi bir kurumunuzda da bir blok zincir uygulaması yapacaksanız blok yüksekliğiniz sürekli artacak. Çünkü veri silme diye bir şey söz konusu değil blok zincirde. Mutabakat dediğimiz şey bir bloğa zincire blok eklediğimizde içerisindeki verilerin doğru olup olmadığının sistemdeki bilgisayarlar ya da düğümler tarafından kontrol edilmesi ve %50'sinden fazlasının bunun doğru olduğunu onaylaması. Bizim klasik veri tabanlarında yazma, okuma, güncelleme ve silme hakları vardır CRUD dediğimiz. Blockchain'de bunun sadece veri yaratma ve okuma özellikleri var. Update ve delete yapamıyorsunuz. Zorluktan bahsetmiştim. Yani o hesaplama süresini 10 dakikada tutmak için bir matematiksel fonksiyonla bu zorluk derecesi sürekli güncelleniyor 2016 blokta bir. Dijital imzadan birazdan bahsedeceğim. Bir de önemli bir kavram Initial Coin Offering, ilk arka arz diye çevriliyor. Sunumlara koymadım ama finansal uygulamalarında bundan da bahsedeceğim. Bu biraz şey kitlesel fon toplamaya benziyor crowdfunding'e. Güzel bir fikriniz var. Projelendiriyorsunuz ama paranız yok. Bunu bir blockchain projesi olarak yapıp kendi kripto paranızı üretip onunla fon toplayıp daha sonra eğer kar ederseniz karınızı paylaşmak diye çok kısaca özetleyeyim biraz daha teknik ama çifte harcama probleminden bahsetmiştim. Cüzdan kısmı aslında birazdan
Bitcoin'in nasıl çalıştığı ile ilgili biraz daha detaylı bir örnek var ama şimdi yeri gelmişken söyleyeyim. Şu anda kripto para alım satım işleri %40 arkadaş yapıyordu herhalde. Ya borsalar üzerinden yapıyoruz biz. Kripto para borsaları. Türkiye'de BTC Türk var bildiğim, Paribu var. Başka var mı bilmiyorum ama işte Binance var en meşhuru. Aslında merkezi sistem bunlar. Biz blockchain'i hani merkezsiz, dağıtık bir sistem olarak söyledik ama kripto para işlemlerini yine mecburen merkezi sistemler üzerinden yapıyoruz. Eğer biz ya cüzdan dediğimiz şey bir yazılım aslında. Kendisi bir public ve private key üreten bir yazılım. Sıcak, soğuk ve donanım diye üç farklı versiyonu var. Sıcak cüzdan dediğimiz internete bağlanıp bir web hizmet sağlayıcısından aldığımız cüzdan aslında. Burada da yine servis sağlayıcıya bağımlıyız biraz. Yani X firması cüzdan sağlayıcısı, size web sitesinden bir üyelik alıyorsunuz, bedelli ya da bedelsiz. O üyelik sonucunda size bir alan veriyor. Alan değil de daha doğrusu public ve private key oluşturma arayüzü veriyor. Siz o arayüz üzerinden iki tane anahtar oluşturuyorsunuz. Bu anahtarlardan bir tanesi sizin işte kripto para için adresiniz oluyor. Bitcoin'inizi, borsadaki Bitcoin'inizi bu cüzdana transfer ediyorsunuz. Böylece paranız borsada değil de kendi cüzdanınızda olmuş oluyor. Ama bu çok güvenli değil. Yani en güvensiz cüzdanlar içerisinde. Çünkü dediğim gibi bir hizmet sağlayıcıdan bunu alıyorsunuz. Soğuk cüzdan internette yine aynı sistemle çalışıyor ama internet gerek yok. Hatta yani internetsiz kullanıyorsunuz bunu. İnternetin işte bağlantısını kestikten sonra bilgisayarınızda çalıştırıyorsunuz. O size bir public private key üretiyor. O ürettiği keyleri kullanarak sizin cüzdan adresiniz oluşuyor. O adrese transfer ediyorsunuz. Transfer esnasında internete bağlanıyorsunuz. Transfer gerçekleştikten sonra internet bağlantınızı kesiyorsunuz. O yüzden soğuk diyorlar. Çünkü online dünyaya kapalı. Donanımda yukarıda fotoğrafı var. Bu işlemi bir donanım üzerinde gerçekleştiriyor. Bu da yine soğuk cüzdana benziyor aslında. Üstünde çalışan bir yazılım var. Bilgisayarınıza taktığınızda size bir adres üretiyor. Ürettiği adrese paranızı transfer ediyorsunuz. Bilmiyorum açık oldum ama biraz detaylı anlatmaya çalıştım. Eğer şunu söyleyeyim, hani kripto para borsasında işlem yapıyorsanız yüklü miktarda ve borsaya da çok güvenmiyorsanız, ki güvenmemek için yeteri kadar sebep var. Soğuk cüzdan kullanılmasında fayda var. Daha önce yaşanan eklenme ya da Bitcoin'lerin kaybolması vakaları oldu. Yakın zamanda olmadı ama Japonların da galiba MTGAX eklenmişti. Ya, o tip şeylere maruz kalmamak için bunu kullanabilirsiniz. Ha, bunun da handikapı şöyle, yine risklerde bahsedeceğim ama siz şeyinizi, şifrenizi unutursanız geri dönüşü yok. Şifrenizi temin edeceğiniz ya da şifremi unuttum hatırlat diyeceğiniz bir mekanizma yok. Yani şeyde sıcak cüzdan sağlayıcısı bunu sağlayabilir ama diğerlerinde bu şansınız olmayabilir. O yüzden o şeyi unutmamanız gerekiyor, kendi key'inizi. Borsalarda böyle bir şansınız var. Borsadaki giriş şifrenizi unutursanız oradan tekrar... Çetin Hocam, bu cüzdanları, bu kiosklar veya ATM'leri, Bitcoin ATM kioskları var. İstanbul'da bazı AVM'lerde var şu anda kuruldu. Evet. Anladığım kadarıyla bu aracı, kurumlar aracıyla işlem yapıyorlar. Buralarda bunlar kullanılabiliyor mu, yoksa bu tamamen kişisel bilgisayarda kullanılacak bir şey? Ya bu adres üretiyor aslında. Siz ben çok kullanmadım bunu ama sanıyorum şey, bir QR kod gibi bir şeyden telefonunuzu okutup size adres bilgisi veriyor. Yani bunu cihaza takıp öyle almıyorsunuz parayı. Siz herhangi bir borsadan işte Bitcoin transfer edeceğiniz zaman size şeyi sorar. Gideceği destination adresini sorar. O adrese verdiğiniz şeyi üretiyor bu. Adresi üretiyor. Oraya girdiğiniz adresi. Tamam, teşekkürler. Yani donanımı şey gibi kullanmıyorsunuz, kart gibi. Ya da o şey, kioskları görmedim ben ama muhtemelen şey, QR kod falan okuyor olabilir. Cep telefonunuzun ekranından okutabilirsiniz. Mobil uygulamaları da var bildiğim kadarıyla cüzdanların. O biraz şeyde, Bitcoin'de bahsedeceğim. Bu ya bizim bildiğimiz transfer işlemlerinden biraz farklı. Bitcoin'de şey yok, kısmi transfer diyoruz. Şimdi sizin hesabınızda 1000 lira varsa bunun 100'ünü bana gönderecekseniz hesabınızdan sadece 100 çıkar. Ama Bitcoin'de öyle değil.
1000 liranın tamamı yola çıkıyor. 900'ü geri dönüyor farklı bir adrese. Biraz değişik, enteresan bir sistem. Kısmi transfer diye bir şey yok. Onu da ürettiği, yani her transfer işleminin ayrı bir public anahtarı var. Tek bir anahtarla yapmıyor. Bir transaction'ın, biraz çok karışık konu ama bilmiyorum, kafanızı karıştırmayacağım inşallah. Şimdi her bir işlemin yanında giden bir public anahtar var. Bir de sizin kendi cüzdan anahtarınız var. Bu ikisi birbirinden farklı biraz. İkisini birbirine yönlendiriyor. Çatallanma diye bir kavram var. Eğer Bitcoin'in yazılımında ya da işte Ethereum, diğer kripto para ya da blockchain uygulamalarının yazılımında bir değişiklik yaparsanız, bu da open source bir yazılımsa, madencilerin ve kullanıcıların bunu onaylaması lazım. Bitcoin'de atıyorum 9000 küsur tane madenci var. Bir de yazılımcı grubu var. Yine yönetişim kısmında bahsedeceğim ama yazılımcıların yazılım kodunda değişiklik yapmasının hiçbir anlamı yok. Eğer madenciler bu değişikliği onaylamaz, kendi bilgisayarlarına indirmezlerse o yazılım değişikliği hiçbir işe yaramıyor. Bunun için de bir konsensüs mekanizması var yine. Yazılım kodundaki değişikliği onaya sunuyorlar. Eğer çoğunluk kabul ederse kod değiştikten sonra zincir kırılmıyor. Yeni kurallara göre aynen devam ediyor. Ama topluluğun ya da ağdakilerin yarıya yakını kabul etti, yarıya yakını reddettiyse buna hard fork diyoruz biz. Ayrı kurallarla işleyen iki tane zincir oluşuyor. Eğer ilgileniyorsanız, hani Bitcoin'in altında bir de şey, Bitcoin Cash vardır. Bitcoin Cash'i görmüşsünüzdür. Bitcoin Cash hard fork. Hard fork ya da şey, tam ya Türkçeleştiremiyoruz, kusura bakmayın bunları, şey, sıkı çatallanma mı diyelim ya da zor çatallanma. Yeni bir kripto para yaratır. Soft fork bunu yaratmıyor. Bitcoin'in bu soft fork örneği de Segwit denilen bir olay. Bitcoin'in paketleri 1 megabaytlık data taşımak üzere programlanmış idi. Ama 1 megabaytlık data boyutu biraz şey, işlem sayısını azaltıyor, performansı düşürüyor. Bunun için ne yapalım diye düşündüler. İşte işlemlerin üzerinde dijital imza olması gerekiyor. Bu dijital imzayı işlemlerden çıkartarak, yani 1 megabaytı sabit tutup paket içerisindeki işlem sayısını artırdılar. Bu Segwit diye adlandırıldı. Kural değişmedi ama hala Segwit'i yüklememiş olan eski Bitcoin yazılımıyla devam eden düğümler var. Akıllı sözleşme dediğimiz şey Bitcoin 2.0 diye geçiyor. 2014 yanlış hatırlamıyorsam Ethereum'un ortaya çıkmasıyla gündeme gelen bir konu. Yani bildiğimiz sözleşmenin program koduna gömülmüş hali aslında akıllı sözleşmeler. Yine arada bir noter aracı devlet olmadan belli kuralları kodlayarak Ethereum altyapısı üzerinde çalıştırıyorsunuz. Ya bunun bir örneği mesela işte Binance sitelerinde falan kullanılıyor. Ya da işte iddiaya gidiyorsunuz, hava sıcaklığı yarın 20 derece olacak, öbürü 15 derece olacak diye. Bunu program koduna giriyorsunuz, işte paraları kilitliyorsunuz sisteme. Daha sonra sistem dışarıdan, güvenilir bir yerden data girişini alıyor. Kazananın hesabını otomatikman birinden alıp diğerine veriyor. Hiçbir insan müdahalesi ya da başka bir kurum müdahalesi olmadan bu para transferini gerçekleştiriyor. Akıllı sözleşmeler dediğim gibi blockchain 2.0 diye geçiyor. Çünkü blockchain'in kullanım alanını çok fazla genişletti. Çok fazla kullanım alanı var. Token dediğimiz kavram da kripto paraların dışında sistem içerisinde size bazı yetkiler veren, para değeri taşımayan şeyler aslında. Yani jeton bildiğimiz. Size oy hakkı veriyor ya da işte bir oyun oynuyorsanız oyunun içerisinde size ekstra haklar veren şey. Kripto paralar kadar tokenlar da var ama parasal değeri yok. Dijital imzayı blok zincir eliptik köv dijital imzayı kullanıyor kendi içerisinde. Bunu da nerede kullanıyor? Para transferi yaparken kullanıyoruz. Biraz önce Segwit'te bahsetmiştim. Her bir işlemin altına gönderen kişi kendi dijital imzasını ekliyor.
alıcı da bu dijital imzayı, çünkü public anahtarı herkeste var, göndericinin public anahtarıyla kontrol edip doğruluyor gerçekten o kişi mi, mesajın içeriğinde bir değişiklik olmuş mu olmamış mı. Dijital imzayı hemen hemen aşinayız. Ondan hızlı geçtim. Merkel ağaç yapısı biraz daha önemli. Merkel ağaç yapısının temel işlevi çok büyük hacimli veri paketlerini çok hızlı şekilde doğrulamak. Bunu nerede kullanıyoruz? Bitcoin'den önce de bunu kullanıyorduk aslında. Biz büyük bir film dosyası download ediyoruz ya da müzik dosyası ya da işte herhangi bir kurumumuzla ilgili datayı download ederken bilgiler tek parçada gelmez aslında. Yani 100 birimlik bir dosyayı 100 parçaya böleriz. Paket paket bize gelir. Her bir paketi sonra işte TCP/IP protokolü tekrar destination makinede birleştirir. Tabii bu birleştirme işlemini yaparken, download ederken dikkat ediyorsunuzdur. Yani %99'a kadar çok hızlı gelir. Orada biraz takılır. Ondan sonra %100'ü görür. Merkez ağacı buna benzer bir şey yapıyor aslında. Gelen o parçaların her birini tek tek kontrol ediyor. Yolda bu parçalar bozulmuş mu, bozulmamış mı? Bitcoin'de kullanım da şu şekilde. Bir paketin içerisinde Bitcoin'de yaklaşık 2000 tane işlem oluyor. Yani 2000 kişiden 2000 başka kişiye giden para transferini paketliyor. Bu 2000 tanenin her birini kontrol etmek çok fazla vakit alacağı için böyle bir Merkel ağaç yapısı kullanılıyor. İşlemlerin önce her birinin hash'i alınıyor. Zaten pakete koyarken bu şekilde dahil ediyoruz. Ben burada 4 tane örnek verdim ama işlem A'nın hash'ini aldık. İşlem B'nin hash'i, C'nin, D'nin. Sonra her birini ikili ikili eşleştirerek en tepede bir tane değere ulaşıyoruz. Şu değer bizim Merkel kök değerimiz. Blok zincirin metadatasının içerisinde de bu kök değerini ekliyoruz. Daha sonra madenciler içerisindeki veriler değişmiş mi değişmemiş mi kontrol etmek için bu kök değerini ve kaç tane işlem varsa onun işte ikilik tabanda logaritma değerine göre sonucunu buluyor. Yani 2048 tane işlemi doğrulamak için bizim sadece 12 tane işleme bakmamız yeterli. Hash'i doğru mu yanlış mı diye. Şu biraz daha belki netleştirebilir. 16 tane işlemimiz var burada. Yani 16 tane para transferi diye düşünebilirsiniz bunu. Tepede bir merkez kökümüz var. Bu kök değeri ve şu mavi ve yeşil renkli hash'leri sadece kontrol ederek şu 16'sının da doğru olduğunu onaylayabiliyoruz. Hepsine tek tek bakmamıza gerek yok. Ya çok hızlı hızlı gidiyorum ama eğer dediğim gibi tekrarlamamı falan istediğiniz yer olursa biraz yavaşlayabilirim. O denetim kısmına gelmek için biraz hızlanıyorum. Blok zincir, tek bir tane blok zincir yok. Bitcoin blok zincir herkesin erişimine açık. Biraz önce gösterdiğim gibi yazılımı indirip kurup isteyen herkes buna dahil olabilir. Bazı blok zincir tasarımlarında da özel bir ağ, yani kamu uygulamaları ya da özel şirket uygulamaları büyük ihtimalle böyle olacak, yani açık olmayacak. Burada katılım için bir izin, otoriteden izin alınması gerekiyor. Bunun da alt kırılımları var. Ağa katılan herkes eğer mutabakat sistemine dahil olabiliyorsa, bu yine Bitcoin örneğinde olduğu gibi, buna bütünüyle izin gerektirmeyen sistem deniyor. Eğer siz ağa girdiniz ama sizin bir oy hakkınız yok ya da mutabakata dahil olamıyorsanız buna kısmen izin gerektirmeyen sistem deniliyor. Eğer ağa girmek izin gerektiriyor, girdikten sonra da onaylamak için aslında bizim yazılımdaki yetkilendirmelere benziyor. İşte veri tabanındaki görme yetkisi, değiştirme yetkisi ya da veri tabanı yöneticisi gibi. Bu kapalı ya da özel blok zincir ağlarında ağa dahil olmak için bir izin verilmesi gerekiyor. Daha sonra girdikten sonra da yetki mekanizmasında yer alacaksanız onun için de ayrı bir yetki verilmesi gerekiyor. Buna da kısmen izin gerektiren ya da bütünüyle izin gerektiren sistemler dönüyor. Yani kamu uygulamalarında büyük ihtimalle biz bunları kullanacağız. Ama şöyle de bir durum var. Biz blok zincirin avantajlarından, getirdiklerinden bahsederken hep Bitcoin örneğinden verdik. Aracıları ortadan kaldırma, dağıtık bir yapı. Özel blok zincir tasarımına geçtikçe bu yapı biraz merkezi yapıya doğru kayıyor. Yani biraz benim şahsi bu kanaatim, blok zincirlikten uzaklaşıyor biraz. O yüzden hani kamu uygulamaları
da kuracağımız sistem blok zincirinin bazı şeylerini kullanacak ama yine hayal ettiğimiz o otoriteyi ortadan kaldırma, aracıları yok etme gibi şeylere hizmet etmeyecek. Onu da bilmekte fayda var. Kısa kısa anlattım ama yani Bitcoin'in nasıl çalıştığını da çok kısa anlatayım. Yani Bitcoin para transferi yaparken anında işlem gerçekleşmiyor biliyorsunuz. Önce bütün işlemler bir havuzda toplanıyor, bir bellek havuzunda. Bunun içerisinde binlerce bekleyen işlem var. Madenciler ne yapıyor? Bunlardan rastgele ya da kendileri seçerek bir paket oluşturuyorlar. Kendileri seçerken de şuna bakıyorlar. Aracı ücretleri ödemiyoruz demiştik biz ama yüklü Bitcoin transferi yaparken oraya bir de komisyon ekliyoruz biz işlemimizi öne aldırmak için. Eğer işlemin hızlı yapılsın istiyorsam madencilere ekstradan bir komisyon vermem işlemi hızlandırıyor. Madenciler bunlardan bir data paketi oluşturuyor. Bu data paketinin de kısıtı ne? İşte bir ya da sonraki güncellemede 2 MB'a çıktı. Data boyutu 2 MB'ı geçmeyecek. Buradan bir aday blok listesi oluşturuyor, işlem listesi. Daha sonra bu listeye metadata bilgisini ekliyor. İşte blok no zaten standart sıradaki bloğun numarası. İçeride işlem adeti. Burada kaç tane varsa standart bir adet yok burada. Bazen 800-900 oluyor. Bazen işte 1300-1500. Kaç tane seçtiyse onun rakamını koyuyor. Versiyon kullanıldığı yazılımın versiyonu. Şu kritik en son bloğun hash değeri. Bir önceki onaylanmış bloğun hash değerini pakete ekliyor. Zaman damgası işlemi yaptığı zamana ait bu da yine bir merkezi sunucudan alınıyor zaman sunucusundan. Merkel kökü bahsetmiştim. Bunu nereden buluyor? İşte bu dahil ettiği bu pakete datayı dahil ederken yazılım bir anlamda Merkel kökünü hesaplayıp buraya koyuyor. Kırmızı renkli nonce değeri bu henüz bilinmiyor. Paket oluşturduktan sonra bunu denemeye başlıyor. 0, 1, 2 artık kaça kadar gidersen. Ve eklediği bir şey de ödül. Ödülden bahsetmemiştim ama Bitcoin'de madenciler bu işlemi onayladıkları zaman bir ödül kazanıyorlar. Ya ilk bu bloğu doğru biçimde oluşturan madenci 2009'da başlayan sistemde 50 Bitcoin ödül alıyordu. Bunun da yine matematiğini öyle bir ayarlamış ki Satoshi Nakamoto. 4 senede bir bu ödül yarılanıyor. 50 Bitcoin 2013'te 25 Bitcoin'e indi. Bu ödül aynı zamanda Merkez Bankası'nın para basması demek. Yani Bitcoin nereden üretiliyor? Yani hiç Bitcoin yoktu. İlk Bitcoin'i Satoshi Nakamoto işte Halfine'ye gönderdiğinde 50 Bitcoin ödül kazandı. Bu yani yoktan var edilmiş bir şey Bitcoin. Para basmaya eşdeğer. Bu şekilde 4 senede bir bu ödül indiği için şu anda 6.25'e indi galiba. 2140 senesine kadar Bitcoin üretilmeye devam edecek. Bu da 21 milyon Bitcoin anlamına geliyor. 21 milyonuncu Bitcoin'den sonra artık üretim duracak. Ya teknik olarak aslında 21 milyonu tam bulmuyor ama bu 1 bölü 2'nin 2 üzeri en toplamından gidersek sonsuza gidiyor ama 21 milyona varmıyor. Sınırlı arzından dolayı yani Bitcoin'in değerli olmasının bir diğer nedeni de bu. Arz sınırlı 21 milyonu geçmeyecek. Madenci bu paketi oluşturduktan sonra dediğim gibi nonce değerini bulmaya çalışıyor. Şu kırmızı renkli yine gösterdiğim bulduğu nonce değeri. Doğruyu bulduğu anda bütün ağa ben doğru sonucu buldum diye yayınlıyor. Yayınladıktan sonra ağdaki diğer düğümlerin tamamı bunun doğru olup olmadığını kontrol ediyor. Nasıl kontrol ediyor? Zaten elinde bu datalar var. Kendisi hash'ini alıp bloğun hash'iyle karşılaştırıyor. Ağın %50 artı 1'i bunu onaylarsa blok şu kırmızı gördüğümüz gibi zincire eklenmiş oluyor. Kısma kadar soru varsa teknik kısmını bununla bitirmiş oluyorum. 20.08 oldu. Eğer soru yoksa biraz daha artık soft kısımlarına geçebiliriz. Çok hızlı geçtim ama umuyorum. Hocam oldukça yoğun olduğu için ister istemez. Hayır, devam edelim hocam bence. Evet. Yani her şeyden bahsetmek isteyince biraz böyle kusura bakmayın yani hızlı hızlı geçmek gerekiyor ama
Ama birazdan bahsedeceğim. İSAKA'nın denetimini yapmak için de biraz bu teknik konulardan az da olsa konu başlığı olarak bilmekte fayda var. Avantaj ve kısıtlılıkları zaten yer yer bahsettik ama blok zincirin kısıtlılığını en güzel gösteren şey bu aslında. Blockchain Trilemma diye geçiyor. Üçlü açmaz. İlk Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin tarafından ifade edilen bir konu. Bu ne demek? Üç tane temel özellik var. Ölçeklenebilirlik, merkezsizlik ve güvenlik. Aynı anda bir blok zincir projesinde üçünü birden sağlayamazsınız diyor. Gerçekten de öyle. Yani, imkansız değil ama çok zor. Hem ölçeklenebilir hem de merkezsiz, merkezi olmayan bir çözüm istiyorsanız güvenlikten feragat etmeniz lazım. Ölçeklenebilirlik dediğimiz şey ne? Yani sistemin kullanıcı sayısı ya da talebi arttıkça sistemin buna aynı kalitede cevap verebilmesi aslında. Yani işlem sayısı arttıkça performansın düşmemesi demek. Hem ölçeklenebilir hem güvenli bir sistem olsun ama merkezi olmasın diyorsak bizim klasik veri tabanımız işte SQL ya da Oracle gibi. Güvenli ve merkezsiz bir sistem olsun istiyorsak da ölçeklenebilirlikten feragat etmemiz gerekiyor ki bu da Bitcoin. Neden ölçeklenebilir değil? Bitcoin'in işlem hızı bahsetmiştim. Bir bloğun oluşturulma zamanı 10 dakika. Yani 2000 civarındaki işlemi 10 dakikada onaylıyorsunuz. Bu da saniyede sanıyorum 2 ila 7 tane işleme denk geliyor bir saniyede. Yani Bitcoin'i Visa ya da Mastercard'la rekabet ettiğini düşünürseniz mümkün değil Bitcoin'in bu şekilde rekabet etmesi. Yani bir yerde Bitcoin'le ödeme yaptığınız zaman orada minimum 10 dakika beklemeniz gerekiyor ki 10 dakika da aslında iyimser bir rakam. Şöyle söylenir, bir Bitcoin transferinin gerçekten gerçekleştiğinden emin olmanız için üstüne 6 tane blok eklenmiş olması gerekiyor. Yani ancak bir saat sonra siz emin olabiliyorsunuz o bloğun gerçekten eklenip sizin transferinizin gerçekleştiğinden. Blockchain'in değiştirilemezlik özelliği hem bir avantaj hem de bir kısıtlılık. Yani kaydettiğimiz veriyi silemiyoruz. Bu bazen iyi bir şey ama bazen de özellikle bu KVKK, GDPR'daki unutulma hakkını falan düşünürseniz o datayı silme şansınız yok. Ya da hatalı bir giriş yaptınız. Onunla ilgili de bir örnek vereceğim birazdan. Birisine yanlışlıkla bir para gönderdiğinizde karşı taraf size bunu geri göndermezse mümkün değil, geri alamazsınız. Sağlamlıktan kastımız ağın dağıtık olması. Çok fazla sayıda yerde kopyası tutulduğu için verilerimizin öyle bir sağlamlığı var. Güvenlik zaten kriptolojiyle, matematikle sağlandığı için kırılması çok zor. Ki yani Bitcoin 2009'dan bu yana 12 senedir hiç çökmedi, yani sürekli çalışıyor. Hacklenme yaşamadı. Yani borsaların hacklenmesiyle Bitcoin'in hacklenmesini farklı şeyler. Aracılık hizmeti eden kurumlarda bunlar yaşandı ama Bitcoin'in herhangi bir güvenlik zafiyeti olmadı. Şeffaflıktan yine bahsetmiştim. Ya ilk blok içerisindeki işlemden bugüne kadarki bütün şeyleri web sitesine girip görebilirsiniz. Hangi adresten nereye ne transfer oldu. Kişinin kişisel bilgilerini göremiyorsunuz ama adres üzerinden bu veriyi görebiliyorsunuz. Bu da zaten işte denetimlerde zaten bizim ihtiyacımız olan şey bu. Ya da en zorlandığımız şey bu datayı elde etmek konusunda. Yine o avantajlardan denetim kısmında bahsedeceğim. Mahremiyet ve anonimlik yine dijital imza ve kriptolojiyle sağlanıyor. Mikro ve nano ödemeler bankacılık sisteminde biliyorsunuz hani çok küçük ödemeler için EFT yapmanız falan çok feasible değil. Zaten mümkün de değil. Kripto paralarla bu mümkün. Çok küçük miktarlı ödemeleri çok rahat yapabilirsiniz çok düşük maliyetlerle. Bitcoin çok değerli şu anda ama Bitcoin'in mesela en küçük birimi Satoshi diye geçiyor. 100 milyonda biri bir şey var, para birimi var, Satoshi. Onu kullanarak çok küçük ödemeleri yapabilirsiniz. Kitlesel fonlama yine büyük bir avantajı. Siz kripto para çıkararak fon toplayabilirsiniz. Bununla ilgili biraz şey sıkıntısı var gerçi. Yasal düzenlemeleri çok net değil. Siz bir proje geliştirip bunu bir kripto parayla fonladığınızda, önden para topladığınızda işte bu ne kadar legaldir, kontrolü nasıl olacak gibi şeyler var, net olmayan konular. Kendi verilerini yönetme, bu veri jetonlaştırma ya da veri tokenization'la birlikte kullanılıyor.
Sizin blok zincire koyulan veriniz bir public ve bir private anahtarla size ait. Siz public anahtarınızla istediğiniz kişiye bu datayı paylaşabilirsiniz. Böyle bir özellikle kimlik yönetiminde çok kullanılıyor bu kendi verisini yönetme konusu. En güzel örneği de şu, siz mesela 18 yaşından büyük olduğunuzu kanıtlamanız isteniyor. Karşı tarafa sadece 18 yaşından büyük müsünüz, değil misiniz? Onu söylemeniz ya da göstermeniz yeterliyken şu anda ne yapıyoruz? İşte kimliğimizi veriyoruz. Sadece yaşımızın gözükmesi gerekirken kimlikteki bütün bilgiler, kimlik numaramız, annemizin adı, babamızın adı hepsini karşı tarafa vermiş oluyoruz. Kendi verisini yönetme bu demek. Karşıya ben sadece yaşımın 18'den büyük olduğunu söyleyebiliyorum. Maliyet tasarrufu yine finansal işlemlerde bugün ödediğimiz paraların, yani Birleşmiş Milletler'in istatistikleri falan var da vakit olursa onlardan da örnek veririm kullanım şeyinde. Havale ücretleri, EFT ücretlerinden biraz kurtarıyor bizi. Sıfırlamıyor. Madencilere verdiğimiz şeyler var, teşvikler var ama şimdiki bankalara ödediğimizde kıyaslarsak neredeyse yok gibi bir şey. Çetin Hocam, bu maliyet tasarrufu deyince Yunus Emre arkadaşımız bir sorusu var. Hemen onu da size paylaşayım. Chat'te şimdi geldi. Blockchain uygulamalarının enerji performans gereksinimi kripto paralar kadar yüksek olacak mıdır diye, ben birazcık bunu parasal tarafı veya enerji performans gereksinimiyle kripto paralar kadar yüksek olacak mıdır diye bir sorusu var. Ya, sanıyorum şeyi sormak istedim. Bitcoin'de madencilerden bahsetmiştik. Hani elektrik çok harcayıp oradan kazanç sağlıyorlar. O konuyu sunumlara koymadım ama farklı mutabakat protokolleri var. Bitcoin'de kullanılan proof of work, iş ispatı diye geçiyor. Bu mutabakatın amacı zaten enerji harcatmak. Ama bunun ya bu kamu kurumlarında ya da bizim kullandığımız şeyler proof of work çalışmayacak. Proof of stake var, hisse ispatı diye. İşte sizin ağ içerisindeki para miktarınıza göre oy hakkınızın olduğu şeyler var. Jetonla çalışan şeylerden biraz önce bahsetmiştim. Kripto paranın yanı sıra bir de jeton üretiyorsanız siz istediğiniz katılımcılara bu jetonları vererek oy hakkını dağıtabilirsiniz. Proof of authority diye bir şey var. Siz belli otoriteleri, ağ içerisindeki otoritelere yetkilendirme yapabilirsiniz hiçbir enerji sarfiyatı olmadan. Yani 8500 kripto paradan bahsetmiştim. Bunların her biri, yani bir kısmı hadi şey scam dediğimiz kandırma amaçlı olsun ama çoğunluğu bir ihtiyaçtan doğdu işte. Bitcoin'in yavaşlık sınırını, sıkıntısını çözmek için işte Lightning Network oldu. Proof of Work kullanmıyor, farklı bir mekanizma kullanıyor. Saniyede binlerce işlem yapabiliyor. Ya mecburi değil, çok uzatmayayım. O enerji sarfiyatı sadece iş ispatı kullanacak olan Bitcoin tarzı bir şey yaparsanız onda mecburi ama her blok zincir tasarımında zorunlu değil. Hocam, teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Yani Yunus Bey'e de cevap olmuştu tahmin ediyorum. Umuyorum ki. Hesap, olmuş, teşekkür. Hesabın hesapların gizliliği ve anahtar güvenliği bir diğer kısıtlılık. Yine ondan da bahsetmiştim. Daha önce merkezi sistemlerde biz bu yükü biraz otoritelere atıyoruz aslında. Bizim hesabımızın işte banka şifremizi unutursak oradan hatırlayabiliyoruz. Ama burada artık tamamen mesuliyet kullanıcıda. Ben Bitcoin erişim şifremi unutursam o Bitcoin'e erişme şansım yok. Yani net miktarı bilmek mümkün değil ama işte 4 milyon civarında Bitcoin'in sahibinin olmadığı söyleniyor. Yani o 2009, 2010, 2011'li yıllarda üretip de o zamanlar değeri çok düşüktü, şimdiki kadar yüksek değildi. Anahtarını unutan çok fazla sayıda insan var. Bunun geri dönüşü yok. Yönetim ve yönetişim, yine birazdan bir slide'da bahsedeceğim bundan sanıyorum. Blockchain sistemi... Burada şöyle bir konu var değil mi? Belki biraz magazinsel olacak ama bazı devletlerin bu unutulan şifrelerin sahibi cüzdanların peşine düştüğü gibi haberler vardı diye hatırlıyorum. Ya bir ara duymuştum, o Bulgaristan'dı galiba. Hatta enteresan ya, Bulgaristan'ın Bitcoin miktarı çok yüksek. Mafyadan falan da bahsediyorlardı. Ya mümkün değil aslında, o şifreyi bulmaları imkansız. Bu şeye benziyor. Bankalarda biliyorsunuz 10 yıldır herkesin hesapların hazineye devri gibi. Evet. Ama ya Bitcoin oyun teorisiyle bunu da halletmiş aslında. Yani unutulan bu dolaşımda olmayan 4 milyon aslında diğerlerinin değerini yükseltiyor. Arzda olan miktar azaldıkça
Bitcoin'in değeri artıyor. O yüzden çok büyük problem olarak gözükmüyor bu. Bu kimin problemi? Şifreyi unutanın problemi işte. Onu da kendisi hatırlamadığı sürece tespit etme şansı yok. Ancak mesela ben burada hemen Çetin Hocam birazcık şeytanın avukatlığını yapayım. Bitcoin sahibi şifreyi de kendi biliyor, başka bir şey yok. Kişi öldü. Evet. Şifre de gitti. Evet. Gibi mesela. O yüzden yani aslında hukuk alanındaki konular, ya yani çok güzel konular var. Benim takip ettiğim de birkaç avukat arkadaşı var. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ya bu miras bırakma vesayet o konularla ilgili çok güzel çalışmalar var. Yani şifre olsa bile şeyde de var, dijital miras diye bir kavram var galiba. Yani ben hukuk konusunda çok yetkin değilim ama bir mahkeme kararı okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Vefat eden birinin işte Facebook hesabına erişmek için. Evet, e-kantanın devri gibi değil mi? Evet, doğru, haklısınız. Evet, onunla ilgili şeyler var bildiğim kadarıyla. Yasal düzenlemesi var mı bilmiyorum ama mahkeme kararları var. Ya Bitcoin şeyinde de olabilir ama işte o soğuk cüzdanına falan erişmek için muhtemelen bir mahkeme kararı falan gerekiyor olabilir. Ya da bir vasiyet hazırlayacaksa insanlar bunları dahil etmesinde fayda var dediğiniz gibi. Eğer borsa üzerinden işlem yapmıyorsa. Eğer borsa üzerinden işlem yapıyorsa bu sefer de şey gidiyor hani yine işte Allah gecinden versin diyelim anonim bir kişi ama şifresini birine devretmeden hayatını kaybettiyse işte borsadan onun vasi mi deniyor? Mirasçılarının bu şifreye erişmesi için muhtemelen bir mahkeme kararı falan gerekiyordur. Ama unuttuysanız bunun şeyde dönüşü yok Bitcoin şifresinde. Ama dediğim gibi yine onu vurguluyorum. Kripto para borsasında işlem yapıyorsanız bu geçerli değil. Yani borsada tuttuğu için sizin paranızı borsadan temin edebilirsiniz. Şifremi unuttum diyerek BTC Türk falan yapıyor bu işlemi bildiğim kadarıyla. Benim söylediğim şey Core Bitcoin adresi, yani cüzdanınızı aldığınız diğer adres. Yönetim ve yönetişim yapısının karmaşıklığı biraz problem. Dediğim gibi bir madenciler var, onaylayan düğümler var, para transferi yapan kullanıcılar var, yazılımcı grup var. Bizim alışık olduğumuz bir yapı değil. Yazılım grubu yaptığı değişikliği onaylanması için işte madencilerle uzlaşması lazım. Madencilerin uzlaşması da yetmiyor. Madenciler o yazılımı indirip kullanmaya başlıyor ama kullanıcılar bu sefer eğer kabul etmezse yine o da işe yaramıyor. Böyle farklı bir yönetişim yapısı var. Bir diğer problem de yine İSAKA'nın denetim, bir örnek denetim programı var, ondan bahsedeceğim. Orada sanıyorum bu konu çok geçmiyor. Bir blockchain projesi yapacaksak, yani kurumun kendi bünyesinde yürüttüğü bir süreci blok zincirle yapması çok mantıklı değil. Bu ne demek istiyorum? X Genel Müdürlüğü hiçbir tedarikçiyle ya da paydaşla çalışmadan kendi içinde yürüttüğü bir işlemde, atıyorum ihale süreci olsun. İhale belki yürütüyor ama ya bunu blok zincire taşıması çok mantıklı değil. Çünkü blok zincir bize şu avantajı sağlıyor. Yani birden fazla paydaşın sürecin içinde olduğu yerlerde bize bir avantaj sağlıyor. Yönetişim bu yüzden sıkıntılı. İşte bir tedarik zinciri projesini ele alırsak, tedarik zincirinin içerisinde işte devlet kurumları var, Ticaret Bakanlığı var, işte liman işletmeleri var, alıcı, satıcı, bankalar, bir sürü şey var. İşte bu yönetim yapısı biraz karmaşık. Hem tasarım anlamında karmaşık hem de denetim anlamında. Siz blok zincirin kendisini, yani projesini denetleyecekseniz sadece kendi kurumunuzdaki kısmı denetlemeniz yetmeyecek. Bu yönetişim yapısı içinde olan birçok paydaşı da denetime katmanız gerekecek. Bu da bir kısıtlılık olarak görüyoruz. Bu konuda hemen bir bilgi paylaşayım hocam. 3-4 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. BKM kendi içinde böyle bir ufak zincir yapısı kurup bu çalışanlarına biliyorsunuz yemek ücreti ödeme ticket olayı var ya. Onun benzer bir prototipini çalışanlarına işte kendi kantinleri, büfeleri veya işte oradaki 3-5 mağazayla böyle bir kapalı devre böyle evet, bir blok zincir uygulaması denemesi yapıyoruz demişlerdi. Bir sunumda duymuştum ama tabii şu andaki durumunu bilmiyorum. Şimdi söyleyeceğim. Bahsedeceğim ondan da.
Ha, ondan bahsedeceğim aslında şeyler. Tamam. Ben o zaman kusura bakmayın böyle bir hemen paylaşım yaptım. Ya, hatırlatmanız da iyi oldu. Yani keklik diye para birimleri keklikti o dediğiniz. Ondan sonra bir uygulamaları daha var. Ondan bahsedeyim aslında ben Belgem.io diye. Keklik uygulamasını blok zinciri biraz daha anlamak için yapmışlar idi. Hani bir sunumda ben dinlemiştim. Olur dediğiniz hocam. Gibi. Aynen. Teşekkürler. Kurum çalışanların teşvik etmek için sanıyorum BKM'nin projesindeydi. İşte çalışanların Medium'da yayınladığı makale sayısı ya da işte başarılı bir iş yaptıysa bunların karşılığında teşvik için size keklik veriyor. Birkaç da şeyle anlaşmışlardı yanlış hatırlamıyorsam Migros'ta falan. O kekliklerle alışveriş falan da yapabiliyorlardı ama ağırlıklı kurumun kendi içerisinde dediğiniz gibi otomatlardan içecek, yiyecek almak falan gibi kullanıyorlar idi. Şu anda devam ediyor mu bilmiyorum ama çok hoş bir uygulamaydı. Bir diğer büyük problem yasal düzenleme ve standartlar. Yani dağıtık Bitcoin gibi sistemleri yasal olarak düzenlemek zaten mümkün değil. İstediğiniz kadar yasaklayın, yasaklayamıyorsunuz. Standart geliştirmek o da zor. Çünkü bir tane blok zincir yok. Şimdi Bitcoin üzerinden anlattım ama biraz önce Yusuf Bey miydi sormuştu iş ispatı ile ilgili konuda. Bir sürü farklı şey var. Mutabakat mekanizması var. Farklı algoritma var. Farklı kripto para var. Yani bunları bir standarda oturtmak çok zor. Yasal düzenlemesi de zor. Bu ayrı bir kısıtlılık. Yatırım ve dönüşüm maliyeti. Ya bu maliyetin hesabı da zor. Şimdiki bir blok zincire geçmek istediğimizde yıllardır kullandığımız veri tabanlarımız var. Bunları atıl duruma mı gelecek? Paralelimi çalıştıracağız gibi. İnsan kaynağı ayrı bir problem. Bunun ayrı bir yazılım yapısı var. O yazılımı geliştirecek kendi personelimiz var mı ya da dışarıdan mı temin edeceğiz? Ve karmaşıklığı. Karmaşıklığı yani eskisi kadar büyük problem değil. Artık biraz daha aşıldı bu karmaşıklık problemi ama bu da geçen yazdan bir örnek. İşlemler geri döndürülemez diye bahsediyorduk. Bu Haziran ayındaki sunumumdan birkaç gün önce meydana gelmişti. Bu örnekte sağda gördüğünüz şeyde bir kişi başkasına para transfer ederken işte transfer edeceği miktarı alta da transaction fee dediği bu madencilere vereceği bahşiş gibi düşünebilirsiniz bunu ya da transfer parası. Yerlerini yanlış yazmış. Bu arada bu soldaki şeyi ben yapmıyordum değil mi? Sizin ekranda da gözüküyor mu çizgiler? $2.5 milyon dolar karşılığında Ether gönderecekken işte madenciye vereceği 133'ü gideceği kısma madenciye vereceği bahşişte $2.5 milyon olarak girdi. Ya bu para gitti madenciye. Bunu madencilikle kazanan kişi iade etmediği sürece alma şansı yok. Bu bir handikap olarak gözüküyor. Kullanım alanlarına geçmeden önce yine bir tane kısa sorumuz var. Kurumunuzda blok zincirle ilişkin bir faaliyet yürütülüyor mu diye sorduk. Hocam zaman konusunda da aslında şöyle bayağı ilgi hala devam ediyor. Katılımcılarımızın çoğu bizimle etkinliği dinlemeye devam ediyorlar. Kurumuza göre süreyi de biraz aşabiliriz. Biz CP bildirimlerini de ona göre yaparız. Tamam yani süreyi zaten açtık herhalde ama ne kadar kaldı sonum çok fazla bir şey kalmadı. Ya benim için zaman sorunu yok. Eğer arkadaşlar tahammül etmeye devam ediyorsa benim için sıkıntı değil. Devam edebildiğimiz kadar edebiliriz bence diye düşünüyorum. Yasak saatine kadar devam ama herkes evde zaten çalışıyor. Ya benim için değil, sıkıntı değil. Şimdi 44 arkadaştan cevap geldi. 8 kişi blok zincire ilişkin bir faaliyet yürütülüyor demiş. 28 arkadaş hayır bilgim yok diyen 9 kişi var. O 8 arkadaşın şeyini duymak isterim aslında nasıl. Hocam hemen bir tanesi ben yazdım oraya. Evet kullanıyoruz diye. Biz İSKA İstanbul chapter olarak şimdi sevgili Hayrican da hattımızda. Bizim biliyorsunuz eğitimlerimiz ve oluyor. Eğitimler sonunda sertifika veriyoruz. Katılım sertifikası. Hı-hı. O katılım sertifikasını bir blok chain anlaşması olan bir kurum üzerinden elektronik olarak verme kararı aldık.
ve sertifikayı oradan göndereceğiz. İşte mail veya linkini göndereceğiz. Ve o sertifikada işte ilgili taraflar tarafından da anında görülebilecek. Çok güzel. Böyle bir projeyi sevgili Hayrican'la hayata geçiriyoruz. Bunun denemelerini yaptık. Ondan sonra bunu onun için ben oraya şey yaptım. O 8'den biri benim hocam. 9 oldu vardı. Yani çok güzel. Yani şey BKM'nin yaptığı da aynı şey aslında. O Bergamo.io demiştim ya. Bergamo.io uygulaması eğitim sertifikalarını blockchain üzerinden veriyorlar. Belki duydunuz. Şey sitesinde şeyi de var. Bergamo.io'yu tanıtan bir PDF dokümanları da var. Siz gerçi hallettiniz herhalde ama bakmak isterseniz tavsiye ederim. Güzel bir doküman. Araştırırken Bergamo.io'yu da incelemiştik hocam. Yani muhtemelen şey sizin söylediğiniz yapıyla aynı herhalde, yanlış anlamadıysam değil mi? Evet. Bir de Kurtuluş Bey paylaşmış hocam. avalabs.org üzerinde bir uygulama var anladığım kadarıyla. Avalabs şey mi? Bildiğimiz Avax'tan mı bahsediyor acaba şey? Emin Gür Sürer hocanın Avalabs diye. Ben de şimdi açtım, bir yandan notluyorum da. Kurtuluş Bey yayına dahil olmak ister misiniz? Avax diye sona düzelttiler herhalde. Avax tamam ya, Amerika'da. Türkiye Merkezi şey, Otorite tarafından finansal olarak kullanılan yönelik Avax projesi. Yani şey Emin Gürserer Hoca var Amerika'da, Cornell Üniversitesi'nde galiba. Yani blok zincir konusunda şey dünyada ilk üçe gider belki. Ya yani Bitcoin çıkmadan önce de çalışıyordu bu konuyu. Onun projesi. Avax adıyla kripto parası var. Ya Bitcoin'in şeyini çözüyor aslında, bu performans problemini çözen farklı bir mimarisi var. Çok güçlü bir proje, ondan bahsediyor. Birkaç gündür de kripto para konusuna girmeyelim demiştik ama Avax birkaç gündür %40 artarak gidiyor. Güzel, sağlam bir proje. O linkten de paylaşmış herhalde Kurtuluş Bey. Tavsiye ederim orayı da incelemenizi. Evet, yani bir Amerika'da yaşayan Türk akademisyenin büyük bir başarısı. Potansiyel kullanım alanları. Ya birkaç sene öncenin bir dokümanı bu aslında. Avrupa Parlamentosu bunu 2016 senesiydi sanıyorum, bir rapor haline getirip biz bunu nasıl kullanabiliriz diye gruplandırmıştı. Hala güncelliğini koruyor. O yüzden bu şeyi bozmadım ben. En çok kullanım alanı zaten gördüğümüz üzere para birimleri. Para birimlerinin içerisine hali hazırdaki kripto paralar giriyor. Bunun yanı sıra bir de Merkez Bankası destekli kripto para, CBDC diye geçiyor galiba. Ondan bahsediliyor. Bir ara Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'nın da projesi vardı, kripto, euro falan diye, ama askıya aldılar herhalde. İşte Venezuela çıkardı, Tunus çıkardı bildiğim kadarıyla. Yani devletlerin, bu yine şahsi fikrimdir, bizim kalkınma planımızda da yer alıyor ama X Merkez Bankası'nın kendi kripto parasını çıkarmasını çok hani feasible bulmuyorum ben. Yani dolar ya da TL basmakla çok bir farkı yok. Yani Bitcoin'in ya da kripto paraların temel felsefesine aykırı bir durum. Nasıl bir işe yarar, ne yapılır bilmiyorum. Yani Venezuela bunu çıkardı. O zaman Amerikan ambargosunu delmek istiyordu. Petrolü kendi kripto parasıyla satmak için bunu yapmıştı. Hatta ilk çıkardığında Polonya'yla sanıyorum anlaşmışlardı, bu kripto para üzerinden ticareti gerçekleştirecekti ama Amerika ambargo koyunca Polonya'da vazgeçti. O kripto para da şu an kullanıyorlar mı bilmiyorum. Çok işe yaramadı için aslında. Dijital içerik biraz önce bahsettiğiniz zaman. Çetin hocam, bu arada bir soru daha var. Konuyla ilgili, pardon araya girdim. Çetin hocam, Merkez Bankası'nın kripto para konusunda çalışmaları var diye biliyorum diye bir soru var. Çıkartılması öngörülüyor mu, bilginiz var mı diye sormuş bu soruyu. Belki hani bu arada birkaç slide sonra bir şey var mı? Yani çalışmaları var mı bilmiyorum ama var şeyde, mı? Tamam hocam. Kalkınma planında ve Cumhurbaşkanlığı'nın 2 senedir yayınladığı yıllık şeyde Merkez Bankası'na verilen bir görev var. Ya bir ara duymuştum bir çalışma grubu oluşturuldu falan diye ama ben Merkez Bankası'ndan sadece orada çalışanlardan birinin bir çok güzel raporunu gördüm. Onun dışında ya bilgim yok, belki de gizli yürütüyorlar. Ama birazdan şeyi bahsedeceğim, Merkez Bankası'na bu görevin verildiği dokümanlardan bahsedeceğim. Blok zincirin yine çok güzel fırsat sunduğu alanlardan bir tanesi şey patentler. Siz
özellikle işte besteciler, müzik üretenler ya da işte sanatçılar ürettikleri şeyleri blok zincirle patentleyip sonra ya Spotify benzeri uygulamalar var aslında, ismini hatırlamıyorum ama kendi müziğinizi ya da şey çektiğiniz fotoğrafları falan siteye yüklüyorsunuz kendi blok zincir anahtarınızla. İstediğiniz parayı veren kişiyle paylaşıyorsunuz. Hatta şöyle uygulamalar var. Atıyorum işte Mona Lisa'nın tablosu kaçtı? 1 milyon dolar. Bunu 1000 parçaya bölüyor. Siz tablonun 1/1'ine sahip oluyorsunuz. Yine blok zincir mimarisini kullanarak. Ya çok enteresan şeyler var. İşte Crypto Kitties diye bir şey var. Kripto kediler. Canlı bir kedi gibi kripto kedi yetiştiriyorsunuz. Her bir kripto kedinin ayrı genetik özelliği var. Büyüyorlar, ölüyorlar, çiftleşme, çocukların da olması falan gibi gerçek dünya simülasyonunu yapmışlar. O kadar çok şey var ki, 1 milyon doların üstündeydi galiba aldığı yatırım. Elektronik oylama kullanan yine birkaç ülke var. Amerika'nın birkaç eyaletinde blok zincire dayalı şey kullanıldı. Estonya çok uzun zamandır kullanıyor. Avustralya'da yine Victoria eyaletiydi galiba test yaptılar. Elektronik oylama muhtemelen gelecekte karşılaşacağız blok zincirle. Oylama deyince tabii genel seçimler gelmesin sadece akla. Moskova Belediyesi'ndeydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani belediyenin ya da şey İstanbul'da hatırlarsınız otobüsler işte mor mu olsun sarı mı olsun diye bir oylama yapacaksınız. Ya blok zincirle bunu çok rahat çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Genel seçimler şart değil ya da X grubunun işte genel kurul toplantısını, işte İSAKA'nın İstanbul seçimlerini blok zincir üzerinden yapabilirsiniz uzaktan gibi örnekler çoğaltılabilir. Akıllı sözleşmelerden bahsetmiştik, o çok geniş alanı var. Tedarik zinciriyle ilgili aktif uygulamalar zaten var, geliştirilen uygulamalar da var. Blok zincir devletleri diye bir kavram kullanmış Avrupa Birliği, kamu hizmetlerinin yeniden düşünülmesi diyor. Bunlardan bir tanesi Estonya aslında, vakit olur mu bilmiyorum ama Estonya dünyada bir numara bu konuda. Dijitalleşme ve blok zincir konusunda. Küçük ülkelerin herhalde biraz daha avantajı var. Estonya zaten siber güvenlik falan o alanda çok güzel bir şeyi var. 1996'dan sonra sürekli yatırım yaparak, insan yetiştirerek geldiği güzel bir nokta var ama Lüksemburg, Malta, Cebel Tarık vardı galiba gibi ülkelerde blok zincir gerçekten şey muazzam ilerlemiş durumda. Çok teşvik ediyorlar. Hemen hemen aynı şeylerden yine bahsedeceğim. Kimlik yönetimi için kullanılan Sovereign diye bir platform var zaten. Kimlik yönetimini kullanan birkaç ülkede var test çalışmasını yapan. IBM'in Food Trust diye bir uygulaması var tedarik zincirinde. Tapu kaydı ve gayrimenkul Ukrayna, Gürcistan kullanıyor bildiğim kadarıyla. Haiti kullanıyor. İsveç ya da İsveç'ti galiba. İsveç yine blok zincirle tapu kayıtları tutmaya başladı. Tıbbi kayıtlar, oy vermeden bahsettik. Voas diye bir firma var. Avustralya'da ve Amerika'daki altyapı onlar yapmıştı. Amerika'daki blockchain gerçi şey değil, Avustralya'daki kadar geniş kapsamlı değil. Sınır ötesinde görev yapan askerlerin, denizcilerin oy verdiği bir uygulamaları vardı, deneme uygulaması. Varlık takibi, Everledger, işte elmasların orijinalliğinin sorgulandığı, çıktığı noktadan son kullanıcıya bile kadar ki yolunun takip edildiği bir sistem sunuyor. Enerchain var, Avrupa'da birçok ülkenin içinde olduğu bir şey, konsorsiyum Enerchain. Yenilenebilir enerji, üretilen yenilenebilir enerjinin satılması, ticaretiyle ilgili bir proje. Yardımlar. Birleşmiş Milletler'in bununla ilgili çok güzel uygulamaları var. Lübnan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki Suriyeli mültecilere yapılan yardımları blok zincir üzerinden bir yardım yaptılar. Yani maddi şey parasal yardım yapıldığı zaman bir paranın nereye gittiği bilinmiyor. Yolsuzluğa çok açık. İkincisi de bu mültecilere verdiğinizde bu para gerçekten amaçladığınız şekilde harcanıyor mu? Ondan emin olamıyorlar. Bunun yerine biyometrikleriyle destekli bir blok zincir sistemi var. Sizin hesabınıza kripto para yükleniyor. Bu kripto paranın
kullanılabildiği 2 ya da 3 market var. Siz parmak izinizi ya da retinanızı taratıp hesabınızdaki kripto paradan ödemenizi yapıyorsunuz. Bu ödemeyi yaparken de işte yine Amerika'daydı bu uygulama galiba. İşte alkol, sigara, yasak şeyler var. Onları alamıyorsunuz gibi şey var. Yine Birleşmiş Milletler'in para transferinde kullandığı bir blok zincir platformu var. Bir de yine Birleşmiş Milletler Moldova'da bir projesi vardı. Bu çocuk ve kadınların kaçırılması, o insan kaçakçılığını önlemek için dijital kimlik uygulaması diye. Hocam bu tabloda geliyor musunuz bilmiyorum. Black Market ilgili bir örnek var mı? Altlarda da varmış geliyor. Dark Web'den mi bahsediyorsunuz? Yani birazcık ben aslında şeyden yani kara parayla ilgili tarafta blockchain ya da şey kullanılması yani para transfer işleri. Ya örneğin onunla... biliyorsunuz en son biliyorsunuz Afrika'da bir gemimiz kaçırıldı. 15 tane şeyimiz insanımız orada mahsur ama mesela o korsanları falan ben bildiğim kadarıyla para transferlerini şeyle istiyorlar. Bitcoin falan istediklerini biliyoruz. Hiç o konularda örnek var mı diye birazcık konuyu böyle şey hale getirmek istiyorum. Siber güvenliği. İlgiyi belki birazcık şey yapabiliriz. Hı. Çok devam ediyor zaten. Şöyle. Evet ben buraya... sadece böyle araya bir giriş yaptım hocam. Ben çok teşekkür ederim. Aslında koyulabilirdi. Öyle bir örnek koymadım ben ama... Dark Web'de çok yoğun kullanılıyor Bitcoin. Dediğiniz gibi fidye, ransomware ataklarda çok kullanılıyor. İşte sizin bilgisayarınızda dosyalarınızı şifreleyip, kilitleyip onu açmak için Bitcoin istiyorlar. Bununla ilgili yapılacak bir şey yok. O Bitcoin adresini gönderdiğiniz zaman ancak o adresten şeye ulaşabilirsiniz. O adresten daha önce... nerelere transfer yapılmış ancak o bilgiye ulaşırsınız. Dark Web'de o kadar çok ki hatta bu 2010 ya da 2011'di galiba şey Bitcoin'in böyle 0.05 centlere düştüğü zamandı. Bütün medyada şeyler çıktı işte silah ticareti, uyuşturucu ticareti, fidye gibi konularda kullanıldığına dair Bitcoin'le ilgili karalayıcı birçok haber çıktı. O zaman Bitcoin tarihi tabanını görmüştü. Değerini çok kaybetmişti. Şimdi yine kullanılıyor ama orada dolar da kullanılıyor aslında. Şimdi onun istatistikleri de vardı evet. Ben buraya koymadım ama Dark Web'de Bitcoin'de... Bu bahsettiğiniz blocks, chains yani şey açısından yani o kişilere transfer edilen zincirler tespit edilirse yüzdesi diyoruz ama o yani toplam blockchain zinciri içindeki dolaşan değerlerin yüzde kaçı bu tür yani kara para ya da bilinmeyen veya kötü amaçlı işler için kullanıldığı konusunda bir yüzde tahmini var mı? Hiç böyle bir istatistik veya bir bilgi var mı? Öyle bir şeye rastlamadım ama hani Twitter'da falan bazı şey hesaplar şeyi paylaşıyor. Hani yüklü miktardaki transferleri paylaşan birkaç hesap var. İşte atıyorum adresi veriyor. Şu adresten şu adrese ya da şu borsaya işte $1.5 milyon Bitcoin transfer edildi diye ama onun dışında o istatistiği görmedim ama şöyle bir güzellik var. Öyle bir veri madenciliği çalışan ya da yapmak isteyen arkadaşlar varsa bu veri herkese açık. 325 GB'lık bu datayı indirip şimdi anonimlik kişiye ulaşılamıyor falan dedik ama bir kişiye ulaşırsanız o kişinin hesap hareketlerinden birçok kişiye ulaşabiliyorsunuz aslında. X firmasının adresini bulduğunuz anda onun tahmin edebilirsiniz hangi firmalarla alışveriş yaptığını. Onunla ilgili bir detaylı veri madenciliği yaparak bir yerlere ulaşırsınız ama şeyi bulmanız zor. Hangisi kara para, hangisi illegal amaçlı. Ancak şöyle de bulabilirsiniz. Bir şeyin veri tabanının tutulması lazım işte. Bana bir ransomware saldırısı oldu. Bitcoin adresini verdi. Ben o Bitcoin adresini bir yere bildireceğim. Bunların hepsi bir yerde toplanacak. Onları topladıktan sonra bu çok kolay bir işlem. Hemen şeyden çıkartırsınız. Dediğim gibi o 325 GB'lık Bitcoin blok zincir datasıyla bunları karşılaştırıp biz hemen böyle denetçi kafasıyla hemen bu şeyleri kontrol altına almaya çalışıyoruz ama tabii işin ruhuna tabii aykırı belki yani böyle bir
mevcut yapı içinde böyle bir yapının kurulması. Aslında ruhuna hani çok... Ancak gönüllü bir sesiniz gitti. Bir taraftan da insanlar zaten burada özgürce hareket ettiği için bir kavrada çatışabilir mi? Yok, tam tersine sesiniz ara ara gitti ama herhalde doğru anladım. Tam tersine aslında blok zincirin vaat ettiği bir şey, şeffaflık var. Bu şeffaflığı sağlayan bir mekanizma. Hani güzel bir test çalışması da olur aslında bundan. Eğer temin edilebilirse bu bilgisayar hackerların harika, evet. Onların Bitcoin adreslerini temin edip geçmiş hareketlerinden şeyi görebilirsiniz. Bugüne kadar kaç Bitcoin toplamış. Ya onunla ilgili bir görsel vardı. Ben sunumdan çıkardım aslında. Twitter'da görmüştüm. Bir tane kız çocuğu limonata satıyor. Ama şey koymuş, bir tane Bitcoin adresinin QR kodunu. Bitcoin'le şeyi topluyor işte, limonata satarak para kazanmaya başlıyor. Bu Reddit'te şeyi tanımışlar, o Bitcoin şeyini. QR kodunu. Hesapta 4 Bitcoin var. 4 Bitcoin ne demek? Şimdinin parasıyla 160 bin dolar. Yani o kız çocuğunun o zaman 25 bin dolar falan da herhalde ben gördüğümde bu şeyi. Bu işin böyle bir güzelliği var. Yani bir kız çocuğunun limonata satan kız çocuğunun önüne onu istismar ederek kendi adresinizi koyup para toplayabilirsiniz. Hatta geçtiğimiz yazdı galiba Twitter'ın hacklenme olayı vardı, hatırlarsınız. Orada ne yapmışlardı? İşte Elon Musk var mıydı işlerinde bilmiyorum. Yani çok ünlü kişilerin hesabından bir mesaj yayınladılar. Dediler ki benim işte şeyim, adresim bu, Bitcoin adresim. Bana bir tane gönderirsen 30 dakika içinde sana iki tane iade edeceğim diye. Hackerlar böyle bir mesaj paylaştı birçok hesaptan. Barack Obama vardı işlerinde yanlış hatırlamıyorsam. Çok ünlü isimler vardı ve çok kısa bir süre içinde 150-160 bin dolarlık şey topladılar. Bitcoin topladılar. Tabii topladı ama bunu geri temin etmenin şansı yok. Giden para gitti. O yüzden ya böyle bir güzellik var. Aslında hemen o adresi indirip şeyden bulabilirsiniz. Web sitesinde online'da paylaşılıyor bu bütün şeyler, paket bilgileri. Girip o adresle kıyaslayıp eski hareketlerine ulaşabilirsiniz. Denetim açısından da işimizi çok kolaylaştıracak bir şey. Yani Bitcoin üzerinde demiyorum ama blok zincir kullanan bir sistemle tedarik zinciri kurduğunuzda ya birim birim gezip data toplamanıza gerek kalmayacak. Hani bizim en muzdarip olduğumuz konu, oradan data topla, veri tabanlı erişim iste, işte onu bulama, Excel tablosuna bak falan. Biraz onlardan inşallah ya biz görür müyüz bilmiyorum ama gelecekte kurtulunacak diye umut ediyorum. Biraz önce örneklerini vermiştim. Ülkelere göre dağılım var, tapu kaydı, akademik kayıtlar. Akademik kayıtlar konusunda sizin yaptığınız projenin benzeri Malta birkaç senedir yapıyor. Çok da yoğun kullanıyorlar. BlockCert diye bir firma var orada. Amerika'da da birçok üniversiteyle anlaştı. Üniversiteler artık şey diplomayı blok zincir üzerinden veriyor. Bunun güzelliği nerede? Sahte diploma olayı falan ben Türkiye'de çok bilmiyorum ama o Malta'nın projesini okurken şey yapmıştım. Çok şaşırmıştım Avrupa'daki o sahte diploma oranlarına. O kadar yüksek oranda sahte diplomayla işe girenler var ki. Onu engelliyor yani. Siz o QR kodu okutup blok zincir ağından sorgulayıp gerçekten orijinal mi değil mi onu görebiliyorsunuz. Dubai bu konuda şey büyük atılım içerisinde çok büyük yatırım yapıyorlar. Smart Dubai diye bir projeleri var. Yani içerisinde onlarca blok zincir projesi var. Bir tanesi işte pasaportların falan blockchain'e aktarılmasıydı. Estonya zaten bahsettim. Bu da sitenin doğruluğundan çok emin değilim ama dünya üzerinde Bitcoin'le ödeme alan firmaları gösteren bir harita. Harita yaklaştırıp üstüne tıkladığınızda işletmeyi görüyorsunuz. Geçen yaz bu rakam 19 bin küsürdü. Sayı biraz azalmış ama artık bu pandemiden dolayı mı, krizden dolayı mıdır çok bilemiyorum. Türkiye'de birkaç tanesine bakmıştım Ankara ve İstanbul'da. Dikkatimi çeken hep şey, mimarlık ofisleri oldu. Yani Bitcoin'le ödeme alıyorlar. Geçtiğimiz günlerde de hatırlarsınız Elon Musk Tesla olarak Bitcoin'le ödeme alacağını duyurdu. Bunun üzerine Bitcoin 46-47 bin dolarlara geldi.
kullanım örneklerini geçeyim. Türkiye'den birkaç örnek vereyim dilerseniz. Bizim daha çok strateji anlamında çok uygulama örneğimiz yok ama 2017 yılında TÜBİTAK'a bağlı blok zincir araştırma laboratuvarı kuruldu. Çok da çalışıyorlar aktif. Bütün etkinliklerde görüyorum. Kurumlarla birlikte projeler yürütüyorlar. En son Sikke diye bir para birimi üzerinde çalışıyorlardı. Tamamlandığını çok bilmiyorum ama çok yoğun, çok yetkin arkadaşlar var orada. Bankalar Arası Kart Merkezi'nden bahsettik. İşte Keklik diye bir uygulamaları vardı. Belgem Ayo diye bir uygulamaları var. BKM'nin bir de çok güzel yayınları var. Sitesine girip blok zincirle ilgili her düzeyde çok güzel yayınları indirebilirsiniz. Çoğunluğu parasız diyebiliyorum ama bir kısmı BKM'nin uygulamasına girip yani 1 lira bağış yaptığınızda size açıyorlar şeyi. Herhangi bir şeyi seçip orada bağış yaptığınızda çok güzel kaynaklar var. Bir diğeri Blockchain Türkiye platformu. Türkiye Bilişim Vakfı liderliğinde kurulan bir oluşum. 69 tane üyesi var. Üyelerin içerisinde Akbank, Vakıfbank, Yapı Kredi vardı yanlış hatırlamıyorsam, Turkcell var. Onlar da çok aktif çalışıyor. Yine Blockchain Türkiye sitesinde de çok sayıda tematik rapor var. İşte blok zincirin kimlik için kullanımı, blok zincir mimarisi. Yani tamamı open alıp indirip okuyabilirsiniz. Her düzeye hitap eden çok güzel dokümanlar var. Üniversitelerden 4 tanesini ben sığdırabildim buraya ama çoğu üniversitede artık blok zincir seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Benim en çok dikkatimi çeken Muğla Sıtkı Koçman, Enis Hoca'ydı galiba. Onlar bir grup öğrenciyle çok yoğun çalışıyorlar bu konuyla ilgili, yayınlar yapıyorlar. Orada bir laboratuvarları var. Düzenleme çalışmaları da dünyada genelde finansal anlamda bazı düzenlemeler var ama ağırlık uyarı ve blok zincirlerin, kripto paraların riskleri hakkında vatandaşların uyarılmasına ilişkin. ISO'nun standartizasyon çalışmaları var birkaç senedir. Avustralya'nın liderliğinde devam ediyor. 3 tane standart yayınlandı. 12 tanesi devam ediyor. Buraya isimlerini koydum ama yani slide paylaşırsam detayına bakabilirsiniz. Yani İTÜ'nün yine standartizasyon çalışmaları var. Onların yayınladığı 8 tane rapor var. Bunlar da çok kapsamlı. Yani blok zinciri çok güzel anlatıyor. Terimler sözlüğü var. Yine ilgi duyan, derinlemesini öğrenmek isteyen arkadaşlar olursa İTÜ'nün sitesinde açık olarak paylaşılıyor. Dünyadaki mevzuat düzenlemelerini ben 65 ülkenin düzenlemelerine baktım. Oradan bir istatistik çıkarmaya çalıştım. Genelde 51 ülke resmi uyarı Türkiye'de var işlerinde. Resmi uyarıda bulunmuş. Resmi uyarıdan kastımız devletin kurumları kripto paralar çok risklidir, vatandaş bundan uzak dursun diye periyodik olarak raporlar yayınlıyorlar, basın bildirileri yayınlıyorlar. Yasal düzenleme finans alanında yapan 37 ülke var. Bunların çok detayına inmeyeceğim ben ama bir sonraki slaytta ağırlıklı olarak hangi alanlara eğildikleri var. Daha çok kara paranın aklanması ve terör finansmanının önlenmesi, müşterini tanı, Know Your Customer yükümlülüğü, GDPR'la ilgili düzenlemeler var. Bir de birkaç ülkede olan ve tamamında olması gereken kripto para ya da yan ürün sağlayıcıların düzenlenmesiyle ilgili. Yani lisans zorunluluğu, raporlama zorunluluğu gibi düzenlemeler var. Vergi konusuyla ilgili bir şey yok. Çoğu ülkede bireylerin yaptığı kripto para işlemleri vergiden muaf ama birkaç ülke artık başladı kripto paradan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine. Bunda da farklı sıkıntılar var. Kripto para yani Bitcoin'den bir yılda elde ettiğiniz geliri yani borsadan alabilirsiniz ama borsada tutmuyorsanız parayı oradan data elde edemeyebilirsiniz. İkincisi Bitcoin üzerinden elde ettiğiniz geliri Bitcoin üzerinden mi ödeyeceksiniz vergiyi? Bitcoin'den ödemeyecekseniz hangi kurdan ödeyeceksiniz falan gibi birçok alt detayı var. Onunla ilgili çalışıyorlar. Bu aydı galiba bir G7 toplantısı olacak. Orada da bu kripto paralar konusuyla ilgili bir görüşme olacak diye okudum. Birçok büyük kurumun CEO'su davet edilmiş. G7 toplantısından da muhtemelen bazı sonuçlar çıkacak. Finansal düzenlemeleri ikiye
ayırmışlar genelde. Bağlayıcı hukuk, bağlayıcı olmayan hukuk diye. Yani bağlayıcı olmayan hukuk aslında hükmedemediğimiz alanlar. Yani Bitcoin gibi dünyanın her yerine yayılmış bir sahibi olmayan kripto paralara karşı ancak uyarıda bulunabiliyor devletler. Yönlendirici, rehberlik niteliğinde olan ya da uyarı niteliğinde olan mevzuata bağlayıcı olmayan hukuk diyoruz. Bunun dışındakiler de bağlayıcı hukuk. Mevzuat düzenlemelerinin genelde üzerine oturduğu birkaç temel prensip var. Birincisi bir dengenin kurulması. Yani yasaklamak ya da risklere karşı tüketici korumak ile inovasyonun engellenmesi arasında bir denge kurmaya çalışıyor bütün ülkeler. Çin, İran, birkaç ülke Bitcoin'i yasaklamaya çalıştı mesela. Başaramadı ama bunları yasakladığınız zaman bu sefer inovasyonu engelliyorsunuz. Dünyanın gerisinde kalıyorsunuz. Bu ikisinin dengesini kurmaya çalışıyor ülkeler. İkincisi önemli konu ortak mevzuat. Avrupa Birliği bunu sağlamış. Yani Avrupa Birliği bünyesinde çıkan bir mevzuat, kara paranın atlanması ile ilgili versiyon 5'i yayınladılar herhalde. Bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler zaten buna tabi. Ama Avrupa'nın dışında da işte yine Bitcoin örneğini vereceğim. Bütün dünyada geçerli bir kripto parayla ilgili düzenlemeyi birkaç ülkenin yapması mümkün değil. Bütün dünya ülkelerinin bir araya gelip bir ortak mevzuat çıkarması gerekiyor. Tanımlama konusu, buradan kastımız şu: kripto parayla ilgili bir düzenleme yapmak için kripto paranın tanımının yapılması gerekiyor. Bunu yine çok güzel tanımlayan ülkeler var. Kripto para bir para mıdır? Elektronik para mıdır? Menkul kıymet midir? Yatırım aracı mıdır? Önce bunların tanımlanması gerekiyor. Menkul kıymet nedir? Yatırım aracı nedir? Ve bundan sonra o kripto paranın kendi özelliğine göre ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bütün kripto paralar yatırım aracıdır diyemiyorsunuz. Çünkü Bitcoin farklı, işte Ethereum farklı. Biraz önce arkadaşın hatırlattığı Avax farklı özellikleri var. Bir kısmını alım-satım aracı olarak kullanabiliyorsunuz, bir kısmını kullanamıyorsunuz. Ya bunların çok iyi tanımlanıp ona göre mevzuat düzenlemesi yapmak gerekiyor. Uyarı ve sorumluluk, risklere karşı sürekli bilgilendirme ve farkındalığın artırılması gerekiyor. Şüpheli işlemlerden birazdan bahsedeceğim bizim mevzuat düzenlemelerimizde. Evet. Biz neler yapıyoruz mevzuatla ilgili? İlk 2013 yılında BDDK bir yazıyla bu kripto paraların elektronik para kuruluşları hakkında kanun kapsamında olmadığını ve kendi gözetim ve denetimlerinin altında olmadığını belirten bir uyarı yazısı yayınladı. Benzer şekilde SPK da 2017 ve 2018 yıllarında yine uyarı ve riskleri anlatan bir yazı yayınladı. Yani iki kurum da bu kripto paralar bizim sorumluluk alanımızda değildir, ona göre dikkatli olun diye bir şeyde bulundu. Ama şöyle de bir durum var. Resmi düzenlemesi olmasa bile SPK'nın ceza kesti, daha doğrusu suç duyurusunda bulunduğu bir şey var, Sikke Yazılım diye bir firma. Yani mevzuatta doğrudan kripto para falan geçmese bile mevcut finansal düzenlemelere tabi bu uygulamalar. O yüzden mevzuatı yok diye çok rahat davranılmaması gerekiyor. MASAK'ın şüpheli işlem bildirim rehberi var. Orada sıralıyor hangi işlemlerin MASAK'a bildirilmesi gerekiyor. 1.3 versiyonuydu galiba. Orada Bitcoin geçiyordu. Bitcoin'in gerçek ya da tüzel kişinin hesabına profile uymayan miktarda Bitcoin transferi diye geçiyordu. Son versiyonunda Bitcoin'i kripto paraya çevirdiler ve bir madde eklediler. Hesaba gelen ve hesaptan çıkan profile uymayan kripto para transferlerinin MASAK'a bildirilme zorunluluğu getirildi. Kripto para borsalarına ve finans kuruluşlarına. Şu andaki sisteme yatırım yapanlar az çok biliyordur. Siz bir kripto para almak istediğinizde kripto para borsasına önce bir para havale etmeniz gerekiyor. Bu para havalesini de işte anlaşmalı bankaları var. Banka hesabı kimin adına ise kripto para borsasında da aynı ismi havale etmeniz gerekiyor. Ben Çetin Karahan olarak işte BTC Türk'te hesap açtığımda bana işte Hayri Bey ya da Necdet Bey para gönderse bile o benim hesabıma gelmiyor, o para kayboluyor. Hem bankadaki isimle, kimlik numarasıyla
borsadaki kimlik numarasının örtüşmesi gerekiyor. Buradan şeyi çözüyorlar işte, Know Your Customer, müşterinin tanı yükümlülüğünü. Şüpheli işlemleri de sanıyorum bunun üzerinden takip ediyorlar. Ama şöyle bir şey yapsam, ben BTC Türk'te hesap açtım ama elden birisine para verip o bana kripto para adresime havale etse onu nasıl takip ederler onu çok bilemiyorum. Yani aradan bankayı çıkarmanın da elden transferle yolları var. Cumhurbaşkanlığı'nın Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın faaliyetleri var. Cumhurbaşkanlığı'nın faaliyetleri genelde şey, kalkınma planı, 2020-21 yıllık program ve 2021-23 orta vadeli programda kalkınma planında 3 yerde geçiyor blok zincir. Bir madde, biraz önce de bahsi geçen Merkez Bankası parasının uygulamaya konulması. Kalkınma planında yayınlandıktan sonra ilk olarak 2020 yılında gördüm ben bu şeyde, yıllık programda böyle bir hedef. Ama 2021 yılında aynı hedef yine var. Ama aktif bir çalışma var mı? Sonucuna yönelik bir şey var mı? Yani basında ya da şeyin sitesinde ben görmedim. Sorumlu kurum olarak Merkez Bankası ve TÜBİTAK belirlenmiş burada. Muhtemelen TÜBİTAK'la birlikte, blok zincir araştırma laboratuvarıyla birlikte bir çalışma yapıyorlardır diye tahmin ediyorum ama sanıyorum şey henüz kamuoyuna yansımadı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 2023 sanayi stratejisinde bir hedef olarak bunu koymuş. Yani özetle şey, düzenleyici test sahası. Ondan ben çok bahsetmedim ama birçok ülkede onu da gördüm. Regulatory sandbox diyorlar. Ayrı bir düzenleyici alan belirleyip bizim teknokentlere benzeyen bir yapıda blok zincir girişimleri orada uygulamalarını geliştirip orada piyasaya sürüyor. Normal mevzuat uygulanmıyor orada. Biraz daha esnek davranıyorlar. Proje tamamlanıp uygulaması geçtikten sonra işte sandbox'ın dışına alıp projeyi canlıya aktarıyorlar. Bu inovasyonu destekleyen bir şey. Yani öyle bir alan olmazsa mevcut mevzuat inovasyonun önünde biraz set olabiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın da Aralık sonuydu sanıyorum. İhracat blok zincir teknolojisiyle hızlanacak başlığıyla ilan ettiği bir yarışma var. Ocak ayında DigiCamp, dijital dönüşüm yarışması diye ayrı bir site açıp bunu yayınladılar. Merak eden olursa sitenin adresini buraya koymadım ama Google'dan ararsanız bulursunuz. Orada bir şartname gibi hazırlandı şey, yarışmanın kapsamı, tarihler var, ne zaman neyi teslim etmeniz gerekiyor. Sanıyorum Mayıs sonuna doğru sona erecek bir yarışma. Birinciye 100.000 TL ödül var falan gibi şeyler hatırlıyorum. Yalnız şey, başlıkta blok zincir teknolojisi geçiyordu ama ben şeyin içerisinde blok zincir kelimesini görmedim. Yani ihracat ve ithalat artıracak bir proje geliştirip yarışmaya girebilirsiniz eğer düşünen olursa. Evet, orada aslında herhalde hocam anladığım kadarıyla bu Ticaret Bakanlığı'nın şeyi herhalde büyük bir ihtimalle bu evet. Dış ticaret, yani hem ithalat hem ihracatta biliyorsunuz muhteşem bir evrak şeyi var. İşte gümrükler ve evet, diğer evet. Mevzuat gereği böyle her bir işlemde yaklaşık yani azalttılar, yüzün altına indi diyebilirim ama daha önce bu daha da fazlaydı. Oradaki tüm bu evrak zincirini o biraz önce kıymetli olarak ya da işte o bahsetmiş olduğumuz blok zincir üzerinde özellikle bunları takip edilmesi ve aynı şekilde ülke arasındaki işte bu para transfer şeyinde bu platformda yasal bir zemin içinde tabii ki yani ülkelerin sisteme dair olarak. O işte bu özellikle mal ve hizmetin ülke arasındaki değişimini deki arkadaki bürokrasiyi tamamen blok zincir üzerine taşıma ile ilgili bir hedefleri var olmasına. Çok güzel uygulamaları var onunla ilgili. Evet. Canlı çalışan. Kanada ile Çin arasında var bildiğim kadarıyla. Evet. Yani büyük bir ihtimalle biz de aynı şekilde hani bu o bahsettiğim kervanlara özellikle bu yeni İpek yolu işte şey yolu ticaret yolu, raylı sisteme paralel, o coğrafyada herhalde bu şeyler, projeler ülke arasında hızla gelecek diye düşünüyorum. Biz de orada mutlaka yerimizi almalıyız yani. Bu aynen öyle. Ya bu konu dediğiniz gibi uygulama alanı çok güzel olan bir konu bu tedarik zinciri.
hem bürokrasinin azaltılması, masraf da çok fazla orada. Firmalar hem çok uzun sürüyor hem masraf ediyorlar. Bir diğer güzelliği de ürün takibi. Özellikle gıda ürünlerinin ithalat ihracatında ya da yurt içindeki gıdanın hareketinde çok güzel uygulamalar var. Yani çiftçinin tohumu ekmesinden ürünün yetişip markette sergilenmesine kadar olan süreci blok zincirinde tutuyorsunuz. Siz meyve ya da sebze alacağınız zaman üstündeki barkodu okuttuğunuzda telefonunuzda şey giriyorsunuz. İşte Antalya ilinde üretildi, işte şu ilaçlar kullanıldı, taşınırken işte kamyonun sıcaklığı 20 dereceydi. Bütün detayları görebilirsiniz. Aynen. İthalat, ihracatla birlikte bu takip mekanizması da koyulursa muazzam bir proje olacak. Biraz şey uygulamaları var ama Migros en son ilanını görmüştüm. Migros o meyve sebze tedariğinde blockchain kullanacak ya da kullanmaya başladı diye okudum hatta. Biz bayağıdır marketlere gidemiyoruz. Hep uzaktan sipariş ediyoruz, şeyi göremedim ama bir basında gördüm onu. Ve son kısma geldik. Blok zincir teknolojisi ve iç denetim. Bununla ilgili bir son sorumuz olacak ama bir saniye. Ben son soruyu açamadım. Bunu kapatmadığım için oldu herhalde. Evet, sanıyorum ekrana geldi. Bu da yakın gelecekte işinizi etkilemesini bekliyor musunuz diye bir soru. Yani evet ve hayır genelde dengeli gidiyor. İşin aslı yıllardır şey, anketleri ben takip ediyorum. Özellikle özel sektöre yönelik anketler var. Hep bu 1-3 yıl içerisinde bizi çok etkileyecek diye çıkıyor sonuçlar ama hep de iyimser. Bu etkileri henüz göremedik. Ya muhtemelen göremeyebiliriz. Belki blok zincirle internet şu açıdan birbirine benzetiliyor. Yani internet diye bir şey var ama hani somut olarak tarif etsek internet nedir? Üstündeki uygulamaları tarif ediyoruz biz aslında. E-mail'i tarif ediyoruz işte. Elektronik iletişimi tarif ediyoruz. İnternet arkadaki bir platform. Blok zincirde muhtemelen böyle olacak. Arkadaki bir mimari platform. Üzerinde kullandığımız uygulamalardan bahsedeceğiz biz belki bir 3 yıl içerisinde. Şahsi olarak ben şey kamu sektöründe bir 3 yıl içerisinde uygulaması olur mu? Belki Ticaret Bakanlığı'nın bu biraz önce bahsettiğiniz konudaki uygulaması olabilir. Onun dışında ya bu kadar kısa vadede çok ihtimal vermiyorum. Tabii teknolojiyi takip etmek çok zor. 1 ve 3 yıl teknoloji için çok uzun bir süre ama umuyorum yakın zamanda görürüz. Yani proje olarak görmesek bile büyük ihtimalle strateji olarak göreceğiz. O yüzden de İSAKA'nın tekrar şuraya geleyim. İSAKA'nın yayınladığı bir şey var. Blok zincir hazırlık denetim programı. Biraz ondan bahsedeceğim. Bu kısımdan bahsetmiştim hani Bitcoin'deki yasama, yürütme, yargı, ya madenciler, düğümler, kullanıcılar ve geliştiricilerin olduğu yapı biraz Amerika'nın şey yapısına benzetiliyor. İşte temsilciler meclisi, senato, yargıdaki şeye benziyor. Yasamayı yazılım geliştiricilerle eşleştirmişler. Yazılım geliştirenler kodda bir değişiklik yapıyorlar. Daha sonra bunu yargıya, madencilere sunuyorlar. Madenciler bunu kabul ederse yazılımı download ediyor. Ve ondan sonra düğümler bunu kullanırsa, düğümlerin de kullandığı ayrı bir versiyon var çünkü, devreye girmiş oluyor. Ama hepsi bir konsensüs oluşturmazsa, kullanıcı da bunu kabul etmezse sizin yaptığınız değişiklik hiçbir işe yaramıyor. Böyle bir yönetişim yapısı var. Sağladığı fırsatlardan bahsettik. Eğer kafamızdaki blok zincir sistemi oluşursa muhtemelen zaman ve iş yükümüz azalıp katma değerimiz artacak. Çünkü sizlerde nasıl bilmiyorum ama bizde en çok zorlandığımız konu veri temin etmek. Temin ettiğimiz veriyi temizlemek, yani ayıklamak, analiz etmek. En çok vaktimizi bunlar alıyor.
Ama yani Bitcoin'deki gibi bir sürekli büyüyen ve doğrulanan bir kayıt olsa bu işimizi çok kolaylaştıracak. Risklerden de yine ara ara bahsettim ama tek karmaşıklığı ve yetersiz insan kaynağı en önde görülen risklerden. Önemli miktarda finansal yatırım ve zaman gerektiriyor. Teknolojiyi paydaşlara yaymakta güçlük. Bu ne demek? Yine tedarik zinciri örneği verirsek, işin içerisinde 8-10 tane kurum varsa bunların hepsinin aynı düzeyde blok zincire hazır olması lazım. Yani blok zincir şart değil. Herhangi bir dijital imza uygulaması bile olsa o 8 tane paydaştan bir tanesi eğer teknolojisi yetersizse o projeyi gerçekleştiremiyorsunuz. Blok zincirde de bu var. Bir homojenliğin sağlanması gerekiyor. Radikal iş ve süreç değişiklikleri gerektiriyor. Bir tane slide vardı, onu hızlı geçtim ben ama yani mevcut süreçleri blok zincirle tasarlamak çok feasible değil. Çünkü blok zincir apayrı bir mantığı var. Yani süreci hiç yokmuş gibi düşünüp baştan akış şemasını çiziyorsunuz, nasıl yaparsanız. Yani süreci baştan tasarlamanız gerekiyor. Hali hazırdaki süreci olduğu gibi alıp blok zincire koymaya çalışırsanız muhtemelen başarısız bir proje olacak. Ya burada iki tane şey vardı. Durum, yani bekle ve gör stratejisi ve erken benimseme. Erken davrananlarda şöyle bir risk var. Ya gereksiz yatırım ve kaynak israfı olabilir eğer bu blok zincir düşünüldüğü kadar yaygınlaşmazsa. Bekle ve gör stratejisinde de fırsatların kaçırılma ihtimali var. Bu ikisinin dengelenmesi gerekiyor yani kurumsal olarak baktığınızda. Sizin kurumunuzun yapısı da önemli ya da hizmet verdiğiniz sektör, yaptığınız iş. İçe kapalı bir kurumsa, dışarıyla çok temasınız yoksa muhtemelen blok zincir çok işinize yaramayacak hizmet sunmakta. Ama bir koordinatör kurumsanız, çok fazla kurumla çalışırsanız, İstanbul'da o projeden de bilmiyorum nihayeti ne oldu ama Takas Bank, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bir kurum daha vardı galiba. Bunların bir ortak şeyi vardı blockchain projesi. Ben çok hakim değilim o süreçlere ama orada da tedarik zincirinde olduğu gibi bürokrasinin çok fazla olduğu bir işlemden bahsetmişlerdi. Her birine tek tek gidip kayıt yaptırıyorsunuz. İşte kendi aralarında para transferi falan oluyor. Eğer böyle bir yerde çalışıyorsanız blok zincirle ilgili bir proje geliştirip süreçlerinizi iyileştirebilirsiniz. Teknik riskler, hesap güvenliğinden bahsettik. Hesap güvenliği kişilerin inisiyatifinde. Bu tabii açık blok zincir için bahsediyorum ben. Blok zincir tiplerinden de söylemiştim. Public olursa hesap güvenliği sizin probleminiz. Ama private bir blok zincir tasarlarsanız. Aslında private blok zinciri biraz ben şeye benzetiyorum. Bu dağıtık veri tabanına. Normal merkezi veri tabanını da birkaç yere dağıtık olarak şey yapabilirsiniz. Ya da sharding dedikleri sharding yapabilirsiniz. Biraz ona benziyor. O zaman hesap güvenliği belki çok büyük bir problem olmayabilir. Akıllı sözleşmeler, akıllı sözleşmelerde birkaç problem birden var. Birincisi akıllı sözleşme, gerçek hayattaki sözleşmenin koda gömülmüş hali demiştik. Birincisi bunun yasal statüsü. Bir uzlaşmazlık durumunda bu gerçekten bir sözleşme olarak değerlendirilecek mi? İkinci konu, bu akıllı sözleşmeler genelde dışarıdan bir data alıyorlar. İşte hava sıcaklığı ile ilgili bir örnek vermiştim. Ya da iddiaya gidiyorsun işte ya da döviz kuruyla ilgili bir işlem yapan akıllı sözleşme. Dışarıdan aldığı veri ne derece doğru ya da hangi kaynaktan aldığı veriyi biz muteber sayacağız. Bunun içinde Oracle dedikleri kurumlar var. Ben ilk blok zincirle ilgili okuma yaparken ya Oracle geçiyor ama Türkçe'ye çeviremiyorum bir türlü. Açıklamasını falan da okudum çok anlamamıştım ama bir süre sonra kafamda oturdu biraz. Oracle dediğimiz şey aslında dışarıdan sağlam bilgi sağlayan sisteme kurum ya da şeyler, oluşumlar diyeyim ben. Eğer bir dokümanda görürseniz bir yerde çünkü çeviride veri tabanı falan diye çevirmişler. Onun alakası yok yani bildiğimiz Oracle'la alakası yok bunun. Ya da kahin diye çeviriyor sözlükler. İş süreçlerinin yeniden tasarımını söylemiştik. Erişim ve izinler yönetişimle ilgili problem. SAKA'nın denetim programında da var bu risk. Gerçek dünya uygulamalarının azlığı. Bunun için de işte pilot çalışmaların tamamlanmasını beklememiz gerekiyor. İş denetçi olarak biz ne yapmamız lazım? Yine SAKA'nın rehberi bize bunu yönlendiriyor. Denetim amaçlarında 3 tane amaç sıralanmış. Onlardan bir tanesi risklerin değerlendirilmesi.
Bir tanesi blok zincirin kurum amaçlarına, hedeflerine uyumluluğunun değerlendirilmesi, yani uygun çözüm müdür değil midir? Bir tanesi de blok zincirin teknik ve teknik olmayan yönleriyle ilgili yönetime bütünsel bir yaklaşım sunmak diye 3 tane hedef belirlenmiş. Bu da aslında denetimden ziyade biraz bizi danışmanlığa da yönlendiriyor. Danışmanlık için de ne yapmamız lazım? Biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Yine İSAK'a 4 tane maddede blok zincirle ilgili o hazırlık denetimini yapacak denetçinin yetkinlik düzeyini tanımlamış, bir denetçide neler olması gerekiyor diye. Bunlardan 3 tanesi zaten her denetçide olması gereken şey. Bir tanesi de blok zincirle ilgili gerekli araştırmayı yapmış olmak diyor. Buradan benim anladığım, yani biraz bu konu hakkında bilgi sahibi olması isteniyor. Zaten doğal olması. Evet, programa şöyle geçeyim. Eğer aktif olarak kullanmak isteyen ya da incelemek isteyen olursa İSAK'ın sitesinde bu denetim programı PDF olarak var. Ayrıca bir Excel dosyası olarak da çok güzel kontroller, kontrol amaçları, testlere kadar hepsi bir tablo olarak düzenlenmiş. Çok güzel bir doküman. Tavsiye ederim. Ben tabii o dökümanı çok kısa aktarmaya çalıştım. Bu denetim programda denetim konusu blok zincirin uygulanmasına yönelik ön çalışmaların değerlendirilmesi. Aslında blok zincirle ilgili denetim yapacaksak, ben hani geçen seneki sunumlarımda da onu ikiye ayırmıştım. Bir tanesi İSAK'ın yayınladığı bu rehberdeki gibi. Blok zincir çalışmalarının tasarım ve organizasyon tarafının değerlendirilmesi. Kısa vadede görmeyeceğimiz, uzun vadede karşılaşacağımız ikinci konu da blok zincirin kendisinin, yani onunla gerçekleştirilen projenin denetlenmesi. Onun için henüz dokümantasyona belki gerek yok ama ikisi birbirinden farklı. O biraz daha teknik detaya inmek gerekecek. Denetim hedefleri olarak da biraz önce özetlediğim 3 tane hedef var. Kontrol ortamının bir değerlendirmesini yönetime sunmak, riskleri belirlemek ve bütünsel bir bakış açısı sağlamak, hem teknik hem de teknik olmayan faktörleri dikkate alarak. İSAK'a kontrolleri 6 başlık altında ayırmış, 6 sınıfa. Birincisi uygulama öncesi, sonra yönetişim, geliştirme, güvenlik. İşlemler, burada işlem dediği şey transactions, yani Bitcoin'de anlattığım gibi para transferi ya da tedarik zincirindeki gibi evrak transferi olabilir, ve mutabakat diye. Risklerden bahsetmiştik. Buradaki riskler biraz daha stratejik riskler. Biraz teknik risklerden bahsetmiştim. Ve bu da sanıyorum son slaytımız. 35 tane kontrol var İSAK'ın Excel tablosunda ve denetim programında. Uygulama öncesinde 5 tane kontrol var. Bunlardan 2 tanesi kuruluş amaçlarına ilişkin. Yani blok zincir kullanımı kuruluşun amaçlarıyla örtüşüyor mu, örtüşmüyor mu? Aslında onu sorguluyor. Yönetişim kısmındaki kontrol, yönetimin desteğiyle ilgili bir şey var, kontrol var. Yönetişim unsurlarının belirlenip belirlenmediği. Tedarikçi seçiminde, eğer blok zincir çözümünü bir tedarikçiden satın alacaksak, o yeterli mi değil mi tedarikçi? Ve bu tedarikçinin denetlenmesi için bir şey, süreç var mı? Onlara ilişkin 2 tane kontrol. Ben çok özetliyorum, biraz daha uzun bu kontrol şeyleri ama dediğim gibi o Excel tablosunda bunlar çok detaylı var. Yönetişim kısmında yönetişimin blok zincir hazırlık çalışmalarına ilişkin bir gözetim süreci var mı? Mevzuat riski dikkate alınıyor mu, alınmıyor mu? İş sürekliliği dikkate alınmış mı? Ya bunu iş sürekliliği ile ilgili bir madde gördüm ben ama hep şey diye anlattım, hani hatırlarsanız Bitcoin örneğinden yola çıkarak blok zincir sistemi aslında iş sürekliliğini çok kolay hale getiriyor. Bir blok zincirde tutuyorsanız, yani Bitcoin'de olduğu gibi onlarca yüzlerce düğümde datalar duruyorsa, ekstradan bir iş sürekliliği şeyine çok ihtiyacınız yok. Muhtemelen İSAK'a public değil de private bir tasarımı düşünerek böyle bir kontrol koydu. Ona da bakmak gerekiyor. Tedarikçi yönetimi, uygulama öncesinde tedarik seçimine ilişkin kontroller vardı. Bu da seçimden sonra tedarikçinin denetlenmesi ve kontrolüyle ilgili. Geliştirme kısmında 10 tane
kontrol var. Geliştirme uzmanlığı bölümünde kurumdaki yazılımcıların desteklenmesine ilişkin iki tane kontrol var. Yeterli kaynakların sağlanması, ikincisi de bunlara yeterli eğitimin sağlanması ile ilgili iki tane kontrol. İş gereksinimleri ve tasarımı, bu yine blok zincirin uygunluğu ile ilgili bizim sürecimize ve kurumumuza uygunluğu test etme. Aslında bu ilk üç uygulama öncesi yönetim geliştirme sadece blok zincire özgü kontroller değil. Diğer yazılım ya da uygulama denetimlerinde de muhtemelen bu kontrollerle karşılaşacaksınız. Bunların tamamı jenerik kontroller. Farklılık nerede? Güvenlikte var biraz, cüzdan yönetimi. Cüzdan yönetimi de aslında burada hesap yönetimini tarif etmiş. Cüzdanların private anahtarların saklanmasıyla ve geri getirilmesiyle ilgili kontroller var. Kaynak kodlama, ağız afiyet ve uç nokta güvenliği yine dediğim gibi diğer yazılım denetimlerinde de baktığımız kontroller. Blok zincir işlem tipi, işlem ücretleri, bu sadece blok zincirde göreceğimiz iki tane kontrol. İşlem tipi, işlem ücretleri tabii tasarıma bağlı olarak da değişecek. Her işlemde ücret olmak zorunda değil ama yine öyle bir kontrol ilave edilmiş. Mutabakatla ilgili de ben mutabakat şeyini özellikle koymadım sunumlara ama bir soru üzerine bahsetmiştim. O proof of work, iş ispatı, hisse ispatı, hangi mutabakat protokolü kullanılacak? Madencilik altyapısı bu protokole uygun mu gibi iki tane, üç tane kontrol var burada. Bu da daha önce koymuştum, sunumdan çıkarmadım. Hani benim aklıma takılan sorular olarak koymuştum. Yani finans sektöründen arkadaşlar varsa özellikle onlar için aslında açıklığa kavuşturulması gereken şeyler. Bunlardan hani ben ikinciye çok önemsiyorum. Initial coin offeringlerle ilgili yasal düzenleme ve standartizasyon. Bizde kitlesel fonlama, crowdfunding ile ilgili sanıyorum bir şey çıkmıştı mevzuat ama %100 emin değilim. Ona benzer bir düzenleme çıkması lazım. Tabii bu düzenlemenin de biraz dolandırıcılığı falan açık olmaması lazım. Çünkü çok... Soru yok herhalde şey mi? Ha, tamam, yanlışlıkla galiba. Ya uygun kullanıldığında ICO'lar çok güzel finansman araçları, inovasyonu çok kolaylaştıran, destekleyen bir konu. Amerika'da falan çok yaygın kullanılıyor ama biraz da şeye açık bir konu, suistimali. Bu şekilde para toplayıp ortadan kaybolabilirsiniz. O yüzden onun üzerine biraz eğilmesi gerekiyor. Evet, biraz hızlı ekspres gittim. Umuyorum hızdan kaynaklı anlaşılmayan hususlar çok olmamıştır ya da bir fayda görmüşsünüzdür. Ben 53 arkadaş var, hala sayı çok yüksek. Çok teşekkür ediyorum. Soru kısmına bakamıyorum ama şu anda açabilirim varsa ya da sesli olarak da sorabilirsiniz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Petr Hocam. Ben hani soruları aksetmeye, yanıtlamaya gönderdik. Çoğunu aslında aralarda söyledik ama hocam. Son şöyle bir bakıyorum chat'e. Siz de bakabilirsiniz. Evet, ben de açtım. Herhalde pek soru yok gibi. Yani chat'te cevapladığımız yoktu ama cevaplamadık kalmadık videoyu ben değerlendiriyorum hocam. Ama belki sözlü bir sormak isteyenler olabilir. Hakikaten 52 sayımız saat 9.22 harika bir bilgi var. Konu tabii ve konuşmacı böyle değerli olunca. Estağfurullah, ben özür diliyorum. Ekranımda saati göremediğim için çok fark edemedim. Ama çok sürükleyici ve alıyor ve insanları böyle içine çekiyor ve konu ve devam ediyor. Zaten sayımız da bunu ispat ediyor. Çok güzel konulara değindi. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, var mı acaba sorularımız finalde Çetin hocamıza? Mikrofon açıp sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben mikrofon açma özelliğini aktif hale getirdim. Soru sormak isteyen varsa yayını alabiliriz. Onun haricinde Çetin hocam, bu kadar yoğun bir konuyu bence böylesine bir zaman dilimine sığdırabilmek gerçekten güzel. Testini yapamadım ben. Bugün de yani son konuştuğumuzda slide sayısını azaltacağım demiştim size ama maalesef birkaç tane eklemek zorunda kaldım. Sanıyorum 3-5 tane ekledim. Ama konu bayağı yoğun ve güzel de bir konu. Evet.
Zaten Necdet Hocam'ın da vurguladığı gibi hani bu saat olmasına rağmen katılımcı sayımız ilgiyi gösteriyor. O anlamda emeğinize sağlık. Siz de yorduk aslında biraz. Estağfurullah, estağfurullah. Ben çok memnunum. Çok teşekkür genelde ediyorum. Genelde teşekkürler geliyor anladığım kadarıyla. Başka bir sorumuz olmayacak gibi görünüyor. Sayımızda çok bir değişiklik olmadı. Ben Hayrecan ve Necdet Hocamıza, Hayrecan Bey'e başta olmak üzere bütün İSAKA camiasına böyle değerli bir konuk ağırladıkları için özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çetin Hocam çok keyifliydi. Son dakikaya kadar ilgi gerçekten yüksek derecedeydi. Güncel bir konu. Kimse dışarı çıkmadı. 9'daki sokağa çıkma yasağını kimse umursamadı. Herkes her şeyi göze alarak evlerinden şu ana kadar sizi izledi. İzlemeye de devam ediyor. Tekrar ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık diyorum. Çok güzel bir sunumdu. Sevgili arkadaşlar, sizleri yine en kısa süre içerisinde yeni konuklarımızla beraber görmek istiyoruz. Bir İSAKA alışkanlığımız var. Kalan arkadaşlarımız, hani biz kendimizi hep bir arada görmek arzusu, geçmişten gelen alışkanlıkla kameralarımızı açabiliyor mu konuklarımız bilmiyorum arkadaşlar. İmkan varsa açalım. Ama Zoom'da hani bu imkan şu an sağlanmadıysa ona bir şey diyemem. Böyle bir imkanınız varsa kameralarınızı açabilirsiniz. Tekrar hani o güzel eski ortamlarımıza dönebiliriz. İşte size söylediğim gibi mesela Engin Bey'i şu an aracında görüyorum. Bizimle böyle konuşan arkadaşlar oluyor. Şu an araçtayım diyen, şu an işte yoldayım diyen. Yatıyorum bir taraftan sizi kulaklıkla dinliyorum diyen. Çok mutlu olurum bu ortamda, bu sıcak ortamda bizi de evlerinize konuk ettiğiniz için. Yine aramıza şu anda birçok arkadaşım katılmaya başladı kamerasını açan. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çetin Hocam çok güzel bir akşam paylaştınız. Tekrarlamak üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi akşamlar. Tekrar teşekkürler. İyi akşamlar. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun Çetin Hocam arkadaşlar. Çok İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Tamamdır. Bu da